Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 16. Bismillah değil mi? Hemen yazalım. Dima. Kaç? 16. 16. Tarih? 8/1/2017. Eğitim. Şu mu? Dur. Tek sayfa. Aleykümselam. Beyefendi, Ögey Allah'a hoş geldiniz. Nasıl zahmet buldunuz da gelebildiniz ya zaman? Batalıyor musunuz? Niye? Niçin? Nasıl geldiniz? Zahmet etmesin. Otur. Peki, Dima, makesi nuru iman, bazen de mücahittir, bazen süpürgecidir. Fikir ile Dima, bekçi iman. Dima, mahal iman değil. Dima, makesi nuru imandır. İman nurunun aksettiği yerdir. İmanın ziyası nerede? İmanın ziyası kalptedir. Güneşten foton çıkar, ışık çıkmaz. Isı, ışık, redi renk vesaire bütün özellikler çıkan pakete ziya deniliyor. Sonra maddeye çarptığı zaman işte atmosfere, atoma nur ortaya çıkıyor, ısı çıkıyor, ışık ortaya çıkıyor. Yani şöyle diyeyim, oduna kirbit yakarsanız içindekiler dışarıya çıktığı gibi. O oduna ziya deyin, çıkanlara nur deyin. Odun ziyadır, içindeki ortaya çıkan ışık nurdur, ziya değil. Ben bir şey sorabilir miyim aslında abi ya? Sonrayı bırakayım mı? Yoksa? Şimdi... Bizim bildiğimiz... Orada, kalem orada, orada. Güneşten gelen ziya paketini bildiğimiz... Ama işe yarayacaksa sor. Yoksa bu şey... konu hakkında soruyorum. Tamam. Şimdi, ziya paketi, bunlara frekans aralığı diyoruz, boyları diyoruz. İşte şu megahertz arası, şu megahertz arası. Kırmızı dediğimiz, örneğin şu rakamla şu rakam arası. Sarı dediğimiz bununla bunun arası. Pembe dediğimiz işte şununla bunun arası gibi. Aslında tek olan bir mertebenin, bir boyutun o aralığına biz rengin farklı şeyleri diyoruz. Yani aslında bir kudretin farklı meratipleri mi? Mülevin isminin farklı meratipleri. Mülevin olarak değil de ben bunu Allah-u Teala'nın zatının farklı kudret meratiplerinin tezahürleri farklı sıfat olarak mı gözüküyor? Renk mülevin esmasına dayanıyor. Esma olarak düşünürsek kuvvedir değil. Ben renk olarak demiyorum. Onu ziyaya sıfat olarak diyor ya. Tamam evet. Yani... Ziya diyoruz. Ziyanın içinde sıfatları... İçinde yedi rengi sıfatıdır diyor onun. Hani şeyde... O zaman yedi renk farkı ne? Farklı meratipler. Yani şey aralıkları farkı. Yani... O renklerin kudret sıfatına bakmasından daha çok basar sıfatına daha çok... Yok, zatı zatının farklı meratiplerdeki düşümlerine... Zatı derken, zatı sıfat mı, sıfatı sıfat mı, şunat mı, neyi kastediyorsun? Bu yedi sıfat, eğer yedi renge eşleştirirsek... Yedi renge eşleştirirsek... Ki öyle diyor, Risale'de bu şey ifade... Yedi sıfat diyor. O zaman zatının farklı meratiplerine, o zaman kudret meratiplerine... Çünkü şu frekans aralığı, bu frekans aralığı, bu frekans aralığı... Kudretle demem ben lazım. Kudret yani, çünkü o zaman sıfatları dersen Hasan abi şunu ben anladım. Mesela zati sıfattan
zati sıfattan 7 tane subutu sıfat çıkıyorsa, zati sıfata ziya diyorsak, bu çıkanlara da nur diyeceğiz. Nur diyeceğiz. O zaman bu çıktı, bu renklerin kendi içerisindeki sadece aralıksa bunlar, aslında bu zati sıfattan çıkan tek bir şeyin mertebeleridir. Meratipte onu demek istiyorum. 7 subut sıfat olabilir. Onu demek istiyorum. Zati sıfatın meratipleri. Onu demek istiyorum. Evet. Yani. Zaten zati sıfatın 7 subutu sıfat meratiplinin ifadesidir. Yani doğru. Renk mantığında gitmiş, evet. Rengi alıp oraya uyarlamaya çalıştığında tamam, doğru. Böyle. Evet, doğru doğru. Zati sıfatın subutu sıfat çıkıyor ya, zati sıfattan. Zati sıfatın merat işlerine haber veriyor. Subuti sıfat. Subuti sıfatın içinde ne var bilmiyoruz. Esma haber veriyor. Evet, evet. Biz ona da muhatap değiliz. Değil. Esma haber. Esmayı da bilmiyoruz. Cilve cemal nakışı. Cilve cemal nakış. Sanat ve asar. Oraya da ziyade, aşağıya nur de. Evet, ondan böyle. Koyduğun pergel ziya oluyor. Çıkan nur. Oraya pergeli koy. Bu ziya olur, bu nur olur. Hmm. En dışarı çıkana kadar. Mesela şöyle diyeyim. Esma ziya olsa mevcudat nur olur. Çık yukarıya sıfat ziya olsa esma nur olur. Çık yukarıya zatı sıfat ziya olsa subutu sıfat nur olur. Şunat ziya olur. Sıfatlar nur olur. Mahiyeti zatı ziya olur vesaire. Anladık. Şimdi burada çok iyi değerlendirmek lazım. 29. sözde bu kuralı çok güzel işliyor. Mesela şey diyor ki hayata nurdur diyor. Aynı o sayfa karşısında ziya diyor. Bir sayfa. Hemen şurada nur diyor, burada ziya diyor. Anlar karışıyor nasıl? Nur diyorsa Allah Allah ya, bu nasıl bir şey ya? Ziya ise ziyadır, nur ise nurdur. Ama her şey değişir normalde. Yani başka bir kitapta olsa ustad biraz yaşlanmıştır diyebiliriz. Bu sayfada böyle diyor, bu sayfada. Yani yan yana. Evet. Yani kaynak itibariyle hayat düşünürsen ziyadır. Hayattaki işlevine baktığın zaman hayat nurdur. Yani mesela bu varlık hayatta yaratılmış mı? Hayatın dışa vuruşları mı? Bu cihetle nurdur. Taşta, toprakta, bunda nur. Hep hayattan yaratılmış. Bu hayatın nuru bunlar. Tamam. Ama kaynak itibariyle düşünürsen, tamam mı? Subuti sıfattandır. Hayat ziyadır. Tamam. Yani konuştuğun, pergeli koyduğun yere göre değişiyor. Bu kaçamak falan haşa değil. Meratibi bizi yürütüyor. Mertebe bunu iktiza ediyor. Çünkü bilmemiz gerekenler, sonra bilmemiz, 10 sene sonra bilmemiz gerekenler, şimdi bilemezsin. İşte bu mertebeler nurdur. Onun aslı ziyadır. Şimdi burada diyoruz ki, iman katledir. Mesela imanın gitti. Bu düşünce değil midir? Ha, düşünceyle iman gitmez. Niçin gitmez? Çünkü iman dimağda değil. Makesi nur iman. İmanın, iman nurunun aksettiği yerdir. Aksettiği, kaynak değil. Peki dimağ ne yapıyor? Bazen mücahittir, bazen süpürgecidir. Darmadağın ediyor. Yani ona gelecek zararları. Fikir ile dimağ, bekçi iman. Fikirin yeri neredeydi? Hatırlar mısınız? Tahakkulün bir mertebesi. Evet, tahakkulün bir mertebesi. Ne kadar güzel oturuyor. Peki bu ne? Kuru bir bilgidir. Ama kitap okurken tefekküründe buna basıp çıkıyorsun. Yani eğer tefekkür edilmesen bu kuru bilgi sana ülfet veriyor. Karışıyor zaten. Fikir dün ayda bu ne demek şimdi? Onun ne alakası var? Evet. Evet, insanın kafasındaki dima. İnsanın kafasındaki dima. Hadsiz, telsiz, telgraf ve telefonların santralı denilen merkezi misullüğü, kainatın bir nevi merkezi manevisi olduğunu gösteren hadsiz funun ve ulumu beşeri olduğu gibi. Yani santral, hani diyoruz ya, bir geçit yeri, bir berzah yeri. Şöyle diyorsun mesela. Alo, buyurun. Falan fabrika mı? Evet. Çay fabrikası.
Falan birime bağlar mısın 126'ya? Yasen çapresi. Bu nedir? Santral. Dima da santraldır. Yani kalbe geçmeye, vicdana geçmeye, ötelere geçmeye. Nereye gidersen git. Nereye gider? Şu dima şeyini, altı yolunu, kavşağını kullanmadan hiçbir yeri kıpırdayamazsın. Şey arızalı oldu zaten arıyorsun mesela. Diyorsun şuraya bağlı, şeyimiz arızalı, santralimiz bağlayamıyoruz. Görüşemiyoruz. Sen buradasın, o orada ama görüşme yapamıyorsun. Yok. Çünkü arızalı diyor, bağlayamıyoruz telefonu diyor. İşte mesela onun için doktorun sahası arızalı. Adam gözü sağlam, karaciğeri sağlam, vücudu sağlam diyor mesela değil mi? Yani yok. Her şey de yok oluyor. Şeyler şeymiş. Ölçük bir şey yok. Evet. Devam ediyorum. Dima neymiş? Kafasındaki dima, bak, hadsiz, telefon, telgraf ve telefonların santrali denilen merkez misli. Yani oradan buraya, buradan oraya geçişler buradan yapılıyor. Buradan oraya, oradan buraya geçişler yani berzahtır. Dildeki lezzeti alıyor, kalpte hisse, vicdanda hisse çeviriyor. Yani dildeki lezzeti alıyor. Kendisine göre enerji paketlerine dönüştürülüyor. Dima. Bak, kulaktan ses geldi. Kulak ile sesi duyma merkezi arasında ses yok. Elektrik dalgaları var, şu yaptım. Elektriği dönüştürdüm. Dima da sesi, bak, kulakta ses, dimada elektrik dalgası, iyi dinle. Elektrik dalgasını vicdana his olarak paket. Hisse dönüştürüyor, vicdana veriyor. Kalple alakalı bir şey ise kalbe ait dönüşüm imbiklerden geçiriyor, kalbe dönüştürüp atıyor. Kalbe uygun dönüştürüyor. Dönüştürüyor. Mesela bir dakika, ne dedi ne dedin? Allah. Ne oldu abi? Çok duygulandım ya. Yani bir şey söyledim. İlk önce duydum, fiyatı nedir? Dikkat. Üstad diyor ki, nazininlerin mehirleri... Nazlanan nazininler. Nazlanan nazininlerin... Mehiri dikkattir. Mehirleri, mehir olduğu gibi mehir. Evlenecek kızın mehri bu. Tamam, bir de tayinatı yükleneceksin. Risale-i Nur'daki manaların da mehri, yani fiyatı dikkat latifesine aktif edeceksin. Bir daha okumak. Nazlanan ve istina gösteren nazininlerin mehirleri dikkattir diyor. Bak, yani nazlanan ve istina gösteren. İstina yani hayır falan, ben seni almam falan. Onların şeyi fiyatları mı diyor? Mehirleri. Mehirleri dikkattir. O değil o. Bir de oku. Nazlanan evet, ve nazlanan ve istina gösteren nazininlerin mehirleri dikkattir. Dikkat. Muhakeme 84. Ya. Şimdi bunu şeye vuruyor 84. Diyor ki, risale anlamıyorsun, bedel ödemiyorsun da ondan. Kız alırken bir nikah yapacaksın. Nikahta mehir, bir de iyaşesini yükleniyorsun. İyaşesini yükleneceksin. Yani mehirini vereceksin. Risale-i Nur anlamanın da mehri dikkattır. Dikkatle geçme, dikkat latifedir. Onu aktif edeceksin. Şimdi... Şeyi anladık mı abi? Şimdi farklı bir şey oldu da geçen derslerden. Kulaktan gelen ses, gözden gelen resim, burundan gelen koku, dilden gelen lezzet, mekandan gelen dokunma ve mekandan gelen özellikler, hisler. Dima geldi mi? Dima onu kendisine dönüştürüyor ilk önce. Kesinlikle kafanın ortasında ışık yok. Kafanın ortasında ses yok. Kafanın ortasında tat yok. Kafada lezzet yok, yok, hiçbir şey yok. Ses yok, kelime yok, hiçbir şey yok. Ne var? Onların kanuniyetleri var. Bunlar suret. Ses surettir. Dimağda kanuniyete dönüştü. Kalpte hakikate dönüştü. Ruhta mahiyete dönüştü. Yemeğin tadını dimağ almaz mı sonrası? Abi, yemeğin tadını kalp mi alır? Yani hayır, lezzeti. Bak şimdi. Bak şimdi sevgili kardeş. Dima dönüştürür ama dönüştürdüğünü bilir mi?
genel diyelim, yedi duygu da, yedi yazalım, artık millet alışsın. Yedi duygudan gelenleri, şurada yazalım ki boşluk olmasın. Yedi duygudan gelen bilgileri, verileri. Bilgisayara da veri diyoruz. Tamam. Senin hatırıma geldiği için sana seni şey yaptım. Çok seviyorum senin o mantığın, o bilgisayar şeyi. Yani teknoloji o kadar hastayım ki ya. Şu Almanya'da mesela lojmandayız. Televizyon yok, şey yok. Fakat bilgisayarımda fazla şeyim yok. Ders falan, Kur'an, teravih vesaire yoruluyorum. Benim teneffüsüm şu. Ya dereye gidiyorum, seyrediyorum. Onunla konuşuyorum. Dereye ondan sonra gidiyor. Devamlı konuşuyorum, o gidiyor. Tekrar arkasına söylüyorum, o da gidiyor. Veya elektronik dükkanına gidiyor. Böyle. Aa, dün gittim. Böyle. Hayran oluyor. Çünkü ben o cihaz, niçin kendime sordum, niçin lezzet alıyorum? Ya meziyetlerini, birisi de var yanımda, anlatıyor. Her gün gidiyorum. Meğer ben bilgisayar görürken onu seyretmiyorum. Meğer içimi seyrediyorum. Kesinlikle. Üstad, nevrimle gurur duyuyorum. Yani nevrimle, ben kendimi orada bakarken mesela ilk duyduğum zaman kafadaki birimler var ya, tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat ve içindeki yapım. Böyle elektronik dalga gibi, yani bluetooth gibi, manevi bağsız bağ. Böyle paketliyor zannediyordum tabii eskide. Meğer dimağdaki işlev acayip bir şey. Kimyasal çalışıyor, elektronik değil. Çözünerek, çözüm. Mesela baş dönmesi, öyle. Baş ne? Kimyadır. Elektronik olsa dönmez. Mesela benim, orada telefon koy. Burada başka bir telefon, bluetooth'la bağlandım. Çevir, böyle çevir, döner mi o? Dönmez. Elektronun başı dönmez. Ha? Şimdi nedir? Bu dimağdaki bağ kimyasaldır. Çünkü kainatta da daha güzel. Yani orayı seyrederken aslında kendi istidadımın dışa vuruşunu görüyorum. Çünkü adamda bu sistem olmasa böyle bir cihaz yapamaz. Bluetooth denilen bir bağlantı insanda olmasa bağ, böyle bir şeyi cihaza dönüştürebilir miyim diyemezdi. Ben seni bağlıyorum. Anne ile çocuk bağlayan arasındaki bağ, şefkat bağdır. Ama böyle şefkat denen bir cihaz yok daha. Tamam. İnsan konuşmak istemiş, bağ. Tamam. Önce telefon vesaire çıktı. Ben cihazı cihaz görmüyorum. Benim istidat ve kabiliyetimin dışa vuruşudur. Şimdi bak. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7. Göz. Kulak. Burun. Dil. Dokunma el. Yere mi çarpıyor? Evet abi, doğru. Az daha, az daha sol abi. Nereye çarpıyor? Duvara. Ha, tamam. Ha, şu mu çarpıyor? El. Söyleyin. Sevk. Sevk. Ve? Şevk. Şevk. Bak şimdi. Ulan. Şevk. Sevgili kardeş. Bu çok önemli de. Bu nedir? Derin duygu. Subuti sıfatlar. Yok. Düştün. Düş. Biraz önce yazalım dedin. Niçin dedin? Orada mısınız bakayım diyorsun. Veri, neydi? Veri giriş elemanları diyoruz. Suret kısmı. Neyin sureti? Dimağın dönüşü. Dimağın sureti demedik, yok. Hepsini ayrı dedik. Bu tekvin ayetlerin içeri alma sureti. Peki. Veri, şöyle yazın. Bunlara veri. Şöyle diyeyim de siz onu yaparsınız. Bunlar suretlerdir. Neyin olduğunu siz karar vereceksiniz. Tamam.
Şimdi şöyle bunların dimadaki karşılıklarına, yani dönüşümlerine aynı değil. Dimadaki dönüşüm karşılıklarına dönüştürülmüş kendine dönüştürmüş mü diyelim? Dima uygun mu? Dönüştürülmüş karşılıklarına na kanuniyetleri. Kırmızı nerede? Neyi kanuniyeti? Siz bulacaksınız. Hasan beraber abi, bunlar dimadaki vahiye muhatabiyetine göre dönüşüm olmuyor mu? Evet. Dimadaki vahiye evet. Ne kadar muhatapsa tabii. Bunlar da ona göre dönüşüyor. Miktarına göre. Ama vahiye muhatabiyeti şu. Adam burunda hasta. Nezle. O değil. Buraya kadar kafir Müslüman fark etmez. Var. İman dediğin sen bundan sonra çalışıyor. Buraya kadar değil senin söylediğin. Söyleyeyim mi? Ne olacak? Esma'nın cil ve cemal nakış sanatının içsel alemdeki sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Harika. Peki. Dima kanuniyetleri. Bunları bu kanuniyetleri kanuniyetleri kendine göre değiştirip dönüştüren kalpte ise noktada mahiyeti mi? Kalpteki hakikatları ruh boyutundaki dönüşümlerine ne deniliyor? Peki neydi bu? Varlığın, mevcudatın, şu varlığın, isterseniz şöyle diyelim, varlığın ama Esma'nın cil ve cemal nakşını diyelim. Var vücudun, mevcudatın, şöyle ne diyelim? Şahit olduklarımız mı? Evet, mevcudatın, varlığın, şahit olduğumuzun bunlar. Şimdi bir de söylüyorum. Kedi, köpek, elma, armut. İnsanın dima gelmeden çok acayip bir kanun da bu hastalığı da önlüyor şöyle. Yani maddi hastalıktan bahsetmiyorum. Vehmi hastalıkların
şeyini yapıyorum. Yoksa maddi hastalıklar, kolun kırıldı, organ bozuldu, böbrek şeyimesi var. Onun içilmesi lazım. O başka şey. Adetullah kanunu. İçeceksin yani. Allah'ın kanununu peygamber bile değiştiremez. Değiştirmez yani. Bu şeylik yapmaz. Böbreğin eksik çalışıyorsa, salgılama yapmıyor, özü vesaire yapamıyorsa, o ilacı kullanacaksın. Ondan bahsetmiyorum. Ama senin ürettiğin hastalık, sanal, ikide bir değişen, kendi kötü hisseden, asabi, öfke, şehvet, gadab, hiddet, ondan sonra iyi değilim, kendimi kötü hissediyorum. Kesinlikle kendimi kötü hissediyorum. Hissediyorum derken sen hissediyorsun, öyle bir şey yok. O senin. Onun çözümü nedir? Bir, sistemi bileceksin. Sistem şu. Dışarıdan gelenleri buradan girdi. Tamam mı? Buraya kadar bunlar nedir? Sur emri. Bu var ya santral. Kulaktan girdi. Buraya kadar geldi ses. Buraya kadar ses var diş kulak. Ondan sonra kesinlikle ses yok. Ne var o? Şöyle bir şey var. Böyle dalga boyları var. Yani tamam. Hepsinin dalga boyu şu. Arasındaki şu. Dalga boyu. Yani divanda bak çok ilginç diyorum. Dünden beri üzerine basıyorum. Göz şekildir. Kulak sestir. İçeride aynıdır. Dalgadır. Fark şu. Kulaktan geleni bakıyorum. Bu kulak. Bak kulak. Yazıyorum. Kulaktan gelen. Tamam bak. Sonra dur. Bu dilden gelen. Kulaktan göz diyelim. Gözden gelenler. Fark şudur. Dalga boyu. Dalga boyu. Çünkü bu. İçeride elektriktir. Tam elektriktir. Peki, çok o detaya girmiyorum, doktorlar biliyor. Orta kulak, iç kulak. Ondan sonra beyne gidene kadar enerjidir. Beyinde gene enerji değil. Esir mi? Orada mı? Beyinde yani esir bilmiyorum. Yalnız şunu biliyorum. Orada artık şunu sileyim. Dimağda bak dimağda artık kanunlukları var. Elektrik. Yani abi sabitleyelim mi? Şöyle. Bakalım. Şimdi çok iyi biliyorum ki dimağda ne var bilmiyorum. Ezberde konuşmuyorum. Dimağda her diye atabilirim. Hayır istemiyorum. Ama suretler dimağda kanuniyetlere dönüşüyor. Ama bak şuraya kadar ses. Kulaktan işitme yere kadar elektrik. Ama dimağın kendisinde kanun. Kanunlara dönüşüyor. Kanunlar enerji midir, esir midir? Maddi hayat mıdır? Bilmiyorum. Maddi hayat. Yani esiri de geçmesi lazım. Çünkü dimağda esiri koymaya dimağın içerisinde benim vicdanım kabul etmiyor. Çünkü esir meleklerin vücududur. İnsanın dimağı çok kutsidir. Maddi hayat aynı. Sirer vardı. Vücut, hayat, enerji, esir, maddi hayat, aynı hayat. Mesela cennet, ağaçta hayat. Cennette aynı hayat. Daire hayatta maddi hayat. Lef-i mahfi ispatta esir. Alem-i şehadet, berza, enerji esir. Burası çok önemli. Dima kanuniyetleri var. Ama kendisi için kanuniyeti çeviriyor. Kendi anlama, kullanma şekli kanuniyet. Ha, şimdi diyor ki, bak şimdi. Geldi mi? Size de geldi. Hepiniz farklı. Aynı şeyi duyuyorsunuz ama farklı. Dima kanuniyetine kendisi çeviriyor bunu. Böyle bir sistem.
Kanuni santral. De mesela kuva demiştik ya, kuvalar. Heh. Ona mı? Kuvalar o zaman kanuniyetten mi bakıyor? Kuvalar daha vücuda dışarıya çıkmış. Daha kanun daha arkada. Kuva mülk, kanun melekutta. Emire bağlamıştık evde biraz onu. O tarafa gider mi? Yani emir, evamir, tekvini yere çıkıyor. Kuvalar mı? Yani onun da altına kanunlar şey yapmıştık. Kanunlar ya. Cezip de hareket demiş. Yani o kanunlara ne demiştik? Emir ilim vardı. Emir ilimin emrini açtığımızda o kanunlar acaba oradakilere gidiyormuş gibi. Evet. Sanki. Ama oraya da gitmeyelim çünkü detay yaptık mı bozuluyor. Tamam. Buraya kadar geldik mi abi? Dimağda kanun var mı? Tamam. Şimdi aşağı inecek. Kanunları şey yapıyor. Şimdi gönderecek ama kendi işlevinin, kendi yaptığı kanun. Ben bununla bana kâr. Aşağı gönderecek ama aşağı bu böyle gitmez. Şimdi bunun içerisini nasıl yapıyorsa bu divan değiştiriyor, kalbe atıyor, kalpte daha kalp bunu hakikate çeviriyor. Kalp kendisi çeviriyor, dima çevirmiyor hakikate. Bu dima da böyle çalışıyor. Kalbe niye dolar mı gönderiyor kalbe abi? Evet. Hani tam kendisi değil, kendisi kullandığı kanuniyete değil, kanuniyetle hakikat arasında nasıl gönderiyor bilmiyorum ama hakikati şey dönüştürüyor, kalp dönüştürüyor. Aldı mı bilgiyi, nasıl ki, bak şimdi dimağa bak, şuradan ses geldi mi abi? Kanuniyete kadar kim çevirdi? Kuvveler. Dua, dimağa. Bir daha, ses geldi. Kanuniyete çevirdi mi? Bu kanuniyetleri indi mi aşağıya? Kalp de diyor ki bir dakika geldi, bilgi geldi. Onu hakikate çeviriyor. Esma'ya dönüştürüyor. Esmalarına dönüştürüyor. Meratib esma yapıyor. Hakikat hakaik eşya esma-i ilahiye ya. Hakaik-i sabitidir, esma-i ilahiyedir. Peki Adem'e nasıl çeviriyor? De, o taraf menfi tarafı da var ya. Ha, şimdi mesela... Bu gelen dedi. 530 sözlerde geçiyor senin sözün. Şimdi duyguları, efkarları, mevcudattan varlık verileri geldi mi? Evet. İçeride dimağda onu tasdikleyecek, onaylayacak, onu işleyecek fabrikasında böyle bir şey yok. Fabrikada elektrik yok. Kim o? Latife İnsaniye mi orası yoksa? Onu işleyen Latife İnsaniye. Şöyle tasdik edecek bu sattıklar. Yok şöyle bak. Dimağda tasdik yok mu? Ha, evet, tamam. Dimağda o. Ha. Hani ilimler dahi gelse. Ha. Yani hakikat latife insani dipte. O daha aşağıda ama niçin dedim öyle? Çünkü latife insani oraları şey yapıyor, besliyor diye söyledim. Aslında dimağda tasdik var. Tasdik edecek diyor 530'da. Efkarları, duygular bana bak. Efkarları kulaktan şey. Duyguları mevcudattan veri aldı mı? Dima'da onu onaylayacak. Fabrikasında işleyecek. Ver tamam gelsin. Tasdik edecek. Tasdik de mecal olmadığı için. Aklen tasdik. He? Aklen tasdik. Ta yok. Aklın üstü. Akla geliyor. Takulün üstü ya tasdik. Tasdik denilenin şu ya. Yok yok tamam. Aklen tasdik diye bir tabir vardır hesabı. He. Aklen tasdik. Akla girmiş. Ama tasdik ilme dönüşürse... Akıldakiler hepsi ilim değildir. Akıl cihazdır, alettir. Akıldakileri imbiklerden geçirip 30 küsur tane şey var. Aklı mertebelerine geçtikten sonra eğer tefekkürle ilme dönüşüyor. Tasdik yukarıya çıkıyor. Şu yapayım da. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tabir olarak aklı tasdik ve kalben tasdik. Tefekkürle İlme dönüşüyor. Düşemiyorum kardeşim, yazıyorum. Şimdi veri geldi. Bak dışarıdan veri geldi. Malumatlar geldi. Buraları geçti. Şekil geldiyse tahayyül. Bilgi geldiyse tasavvur. Ondan sonra gözden gelenler buraya.
Buraya geldi. Buna kendisini gönderecek. Daha buraya geldi. Hepsi burada. Şimdi efkarları tasdik görüyor musun Osman'ın? Evet. Geldi. 530 sözler. 530'dan ben ona bakmaya çalışıyorum. 530 enete geçiyor. Yani. Sözler. 530 sol tarafta orta paragrafta satırın 3. sırasına kadar. 535'te başlıyor abi. 530 olmaması lazım. Ve o zaman 538'dir. 38. 538'dir. 538 aç. Duyguların efkarları kainatın en 538 mi? Evet abi. 37. Ya 38. 38. Tamam. Bir tepede öyle yazıyor da. Duyguları efkarları kainatın en var marifetini getirdiği vakit nefsinde onu tasdik edecek. Nefsi insanda aynı. Işıklandıracak, idame edecek bir madde bulmadığı için sönerler. Tasdik edecek var değil mi? Var, tasdik var. Tefekkürle tasdike dönüşüyor. Şimdi buradan çıkıyoruz. Tamam. Girmeyelim burada, tamam mı? Şimdi bu 5 tane niçin beni heyecanlandırıyor? Sistem çok acayip. Ahiret mahiret kalmıyor yani. Ahiret inancı artık şeyli oluyor. Ayrım kalkıyor. Biz şu an umumi yolda gitmiyor muyuz? Yok. Arşın üstü abi bunlar. Hasan abi arşın üstü bunlar. Ha. Peki. Arşın sen üstü. Peki sana şu soruyu sorayım. Daire-i Nur'da, Risale-i Nur külliyatında bir tane bana kelime söyleyin bu yarım saat içinde. Allah'a sen hiç keyif başlamayın. Risale'nin dışında bir şey var mı, bir kelime? Bir kelime de olabilir mi? Viraj alabilir misin? Bir tane söyleyin. Aklınıza gelen var mı? Şurada naklettik. Şu şöyle diyor, şu kitapta böyle diyor. Yok. Düşünün de. Yok olamaz ki. Çünkü yok yani. Zaten zihnimiz bu. Şimdi bak. Ahirete iman. Hazreti Ali ne diyor? Ben diyor görmediğim Allah'a inanmam diyor. Hazreti Ali'nin sözü ya. Artık adammış o da. Peki Allah'ı görmek diye bir ders var. Allah Müslüman görüyor da fark etmiyor diyor Hazreti Ali. Fark etmiyorsunuz diyor. Altına şer edilmiş. Niye demek? Şimdi namazdayken o tatlı hal nedir o? Şu andaki şeyi söyleyeyim size. Şu anda huzur yok mu size? Nedir bu? Hazır olan zatın sana yansımasıdır huzur. Ha, görmeyi kör olası cehalet, kahrolsun cehalet, görmeyi göze indirgediği için kulakla, dille, elle bilinen, gözükenleri görmüyorum diyor. Yani görmeyi göze indirmiş insanoğlu, cahil. Kulakla gördüğünü gözle görmediği için görmeyi kabul etmiyor. Aynı bunun gibi. Gözle görmek ayrı, kulakla görmek ayrı, burunla görmek ayrı, dille görmek ayrı, elle görmek ayrı, kalple görmek ayrı. Kalpteki latife-i Rabbani. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Namazda veya bu derste huzur yok mu? Şuradaki huzurunuz ne demek? Latife-i Rabbani'de Allah'ı gördüğünü gösteriyor bu. Huzur oradan oluyor. Ama kör olası cehalet görmeyi şekle indirdiği için Allah da böyle kalem gibi şey yaptığı için görmüyorum diyor. Oysa Allah'ı görüyoruz. Benim sesimi görüyor musunuz? Görüyorsunuz tabii. Neyle? Bakın sesime deyince böyle mi yapıyorsunuz? Böyle mi yapıyorsunuz? Ha, Allah sevgi kalbidir. Allah'ı görmek vicdandaki latife-i Rabbani. Allah'ı görüyoruz. Ama şekil olarak değil, ses olarak değil. Huzur olarak o odur. Ha en düşük mertebe tabii. Bir millet lisanında bunu kullanıyor. Anlattığı zaman görüyorum, görüyorum diyor. Ha. Mesela oğlum öyle diyorsun ama seni gözüm tutmadı. Feraset gözü değil. Dirayet gözü, basiret gözü, kemalat gözü. Bunlar göz değil mi? Ha. Şimdi arkadaşlar dimadayız, onun için heyecanlıyız. Şimdi buraya kanunette bu 7 duygunun getirdiği suret dima kendisine dönüştürdü mü kardeşim? Burada bu çalışıyor. Tıngır 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 fabrika çalışıyor. Tak 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 tuk tak. Kanun. Bunu kalbe atıyor bir paketini. Şeyde hani bir daha şey yapalım. Hani Adem'e çalışırsa ne olur diyorduk. Ha. Onu anlatıyordum istersen. Ha, ha, eğer şey olmasa. Onu anlattı tabii. Anlattı işte. Kalbe inmiyor. İnmiyor, orada bitiyor. Gelen hakikatler diyor 538'de. Musadık bu mumadı söner. Adem oluyor. Uyku gibi. Nasıl söner diye örnek vereyim bir yerde vermiştim.
Nasıl söner ya, gelen insan söner mi? Peki bu kadar çalışıyoruz değil mi? Sabahtan akşama. Dün mesela ben ne kadar acı ettim. Yani belki 4 saat ders yaptım ama tam 4 saat onun manyetik alanına çıkamıyorum. Çıkamıyorum tesirine. 4 saat, kaç saat ders yaptımsa o kadar çıkamıyorum. Baktım ben. Peki şey diyecektim. Neyle çıkıyorsun en kesin? Adem'e götüreceğim ben onu. Uyuyarak. Uyuyunca çıkıyorsun. Adem'e gidiyorsun. Yani o halet Adem'e geçiyor. Adet Adem. Yani hakikat Adem değil tabii. Bir zaman oldu ama o halet yok. Beni o bilo şey yapan, beni canlı tutan, o dersten çıkamıyorum, şu dersin tesinden çıkamıyorum. Beni bu hale şu anda getiren gene o. Şimdi bu ilerleyecek bu. Daha ilerleyecek. Şu andaki heyecanım ilerleyecek, ilerleyecek. Şimdi kaç saat ders yapacağım? Diyelim ki 3 saat. 3 saat kendime tekrar boşanmam lazım. 3 saat gerekiyor. Hakikat sarhoşluğu bu. Peki bir uyusa Adem'e gidiyor. Onun için anlattım. Adem'i anlattım. Kalem ile hareketleniyor. Şimdi burada musadık olacak. Ne yaparlar burada? Burada söner. Ne demek söner? Şurada sönünce alameti nedir? Enaniyet, gurur, kibir, ben merkezli vesaire, bütün sıfatlar burada oluyor. Burada söndüğü için. Evet. Devam etseydi bunlar olmazdı. Burada da mahs-ı hikmet gelse nefsinde abesiyet mutlaka suretini alırdı. Ya. Şirk de tatil olurdu. Allah'ın inkar olurdu. Çünkü niye? Dün buradaki var ya şirk tasavvurda. Şirke dönüşür. Yani şu. Okuyor Risale-i Nur, hala muhabbet yok, kuvvet yok. Şey yapıyorsa, ondan sonra bunun için aşağı inmemiştir. Alar mı? 11. Herhalde söylüyorsun sen. Peki şu da, eşya kendi kendine oluyor demek de şirk midir buradaki? Şirktir tabii. Sistemde bir tane boşluk var mı ki onu diyorsun? Şirk demek, arasını açmak. Küfür demek, üstünü kapatmak demek. Şirk arasını açmaktır. Küfür üstünü kapatmaktır. Şimdi burada dimağa kanuneti çalıştı mı? Çalıştı abi. Sonra attı mı kalbe? Kalp diyor ki ben kardeşim kanunetle çalışmam. Yani suretlerle çalışmam. Kanun. Hakikate dönüştürüyor. Hakikat esmain meratipleridir. Hakaikiye şey sabit etun. Esmaile. Tamam. Çalıştı. Bu arş. Arş değil. Bu kanuniyetler. Mahfuz. Öyle yazarsak karışır. Karışmayayım. Tamam. Karışır. Dediğin için. Sonra ruha atılıyor. Ruha. Ruhtan sonrası yok mu? Ruha da dönüştürür. Ben ona refüf diyesim geldim. Ondan sonra mahiyetine dönüşüyor. Dönüştü. Ondan sonra dönüşüm artık suret, kanunet, hakikat, mahiyet, her şeyin yok olduğu. Bunlar senin benliğin. Varlığını ortadan kaldıran o ben olan ben. Artık hiçliğini bilmek. Onun artık ene yani. Ama varlıksız varlık, belirsizlik ama belirli, en iyi belirli ama belirsiz. En kaliteli vücut ama vücut. En kuvvetli hakikat ama hiç yok, öyle bir şey yok. Kanunsuz kanun, vücutsuz vücut, varlıksız varlık. En kuvvetli vücut, vücudu yok. En kesin hakikat ortada yok. En çok gözüken ama yok. En gizli. En çok dışarıda en gizli. O abi. Eli. Abi ben biraz böleceğim ama. Bölücü olduğun için. Bu cahil, evet. Bu cahil bir şey sorsun abi. Evet. Şimdi zanlar tasavvurda mıdır abi? Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zanları ona bırak olmamış mıdır abi? Bırak olmuştur. Ama bu 7 duyguyla gelen ve onda oluşan tasavvurdaki zan değil. Bu şeytanın müdahale edebildiği zan değil. Kalp gözüyle fark ederek oluşturduğu zanların hakikatları mıdır ona bırak olan aslında? Evet.
Yani şeydir, mesela herkesin basireti, dirayeti, feraseti, yani bunlar şimdi oluşuyor. Zan burada, bizden içindenmiş burada, bizim bildiğimiz zan. Yani biz, bunun tabii arkası da var da ya, arka tarafları var, meratibi var zanın. Yani o zanı, tam her şeyi, zanın kanuniyeti var, kelime, kanun sureti var. Muhatap olduğumuz bizim surettir. Kanuniyeti var, hakikati var mı? Eti var. Şimdi içiyoruz, devam ediyoruz. Yani burada ne yaptık? Dima, bu dışarıdan gelenleri dima kanuniyeti çeviriyor. Kalp onu hakikate dönüştürüyor. Ruh onu mahiyete dönüştürüyor. Tamam. Yani böyle çalışıyor. Dima ve kalp ve dilde rahmetin umum hazinelerinde ittihar edilen bütün rahmani hediyeler. Bak, dima ve kalp ve dilde rahmetin, dikkat et. İlk önce bak, dima dedi. Sonra kalp, sonra onu alan dil. Sıra böyle kullandı. Aslında şöyle olması lazım. Dil, dima, kalp, dil. Akılsızın ne kalbi olur ne dili olur. Dima, kalp ve dilde rahmetin umum hazinelerinde ittihar edilen bütün rahmani hediyeleri, atiyeleri tartacak bilecek yüzer mizancıkları, ölçüleri ve Esma-i Hüsna'nın nihayetsiz cilvelerinin definelerini açacak, anlayacak, açıp anlayacak binler aletleri yaratmış, yapmış, yazmış. Kokuların, tatların, renklerin adedince tarifeleri o aletleri yardımcı vermiş. Aletler diyor. Kokuların. Bunlar hep alet diyor. Yani ne yapmış? Dönüştürmüş. Peki nereye yardımcı vermiş? Neyi anlamaya vermiş? Esma'nın cilvelerini. İşte. Peki bu netice bu değil. Rahmetin bu işlevini anlattı. Nereye? Rahmetin umum hazineleri. Rahmeti bak şimdi. İyi dinle. Bunlar vesileyi ama bu ne için? Dima, kalp ve dilde rahmetin umum hazinelerinde ittihar edilen bütün rahmani hediyeleri, atiyeleri tartacak, bilecek güzel mizancıklar vermiş. Esma-i Hüsna'nın nihayetsiz definelerini açmak. Hayır. Esma-i Hüsna'ya definelerine girmek için. Bu yöntem kullanılıyor. O zaman şuradaki mevcudatın varlığına şahit olduğumuz dedik ya. Esma-i Hüsna'nın nihayetsiz cilvelerinin, definelerinin, suretleri... O şekilde de belki denemedik. Aynen. Bu denemedi zaten oydu. Onu söyledik zaten. Esma-i Hüsna'nın nihayetsiz cilvelerini, definelerini. Şöyle diyeyim. Onu aynısını yazayım çünkü şey yapmayayım. Şuradaki cümleyi söyleyelim ki daha şun olsun. Esma-i Hüsna'nın nihayetsiz cilvelerini. Neydi? Nihayetsiz cilvelerini. Nihayetsiz cilvelerinin definelerini açacak. Define. Sonra Vart. Açacak, anlayacak. Yok, definelerini açacak. Anlayacak. Binler aletleri yaratmış, yapmış, yazmış. Definelerini açacak, anlayacak. Anlayacak. Nereye kadar yazayım bakayım? Aslında açacak, anlayacak. Aletlerin sureti 7 duygu. Anlayacak. 7 duygu. Şu kadar. Kanuniyetinin yaptığı dima. Ya ondan sonra devam etmiyoruz. Alet. Aletlerin sureti olabilir mi? Aletler, ha diyelim o zaman. Olur. Dedi mi? Diyelim. Evet. Yani, çünkü aletlerin diyor şey yapmış. Açacak, anlayacak binler aletleri yaratmış, yapmış, yazmış. Aletleri. Binler. Aha. Binler aletleri değil mi? Bizimkiler de alet bunlar. Yedi duygu bir alet. Dima alet, kalp de alet. Zaten kendisi de öyle dedi. Tamam.
Ama anladıkları alet değil. Esma-i Hüsna'nın cideleri ve defineleri. Abi 6. sözde geçiyor ya, çiftlikte at, silah, ha, şey işte bunlar işte. Tamam. Şimdi bunlarmış. Nedir? Bunlar İmalat fabrika gibi dima, makesi efkarı dimadır demekle söylüyor. Yani imalat fabrika gibi. İmalat. Çok acayip. Küçük bir şeyi de başka bir yerde kullanıyor. Başka, dimağımızda asıl saadetin o cazibedar hayatını canlandırmış. Dimağda lima, lef-i mahfuzun hulasası ya, bizdeki karşılığı. Lef-i mahfuzda ne vardı? İmam-ı Mübin, kitab-ı mübin var. Kitab-ı mübin var. Nedir? Mazi ve mustakbel, hal. O zaman eğer dima çok işlerse lef-i mahfuz gibi İmam-ı Mübin, kitab-ı mübinleri açılır. O zaman mazi ve mustakbel kalmaz. Hepsine geçer. Yani kainatta mazi ve mustakbel yok mu? Var. Nerede o? Lef-i mahfuzda. Şimdi diyor ki, eğer diyor insan diyor hayalini doğru kullanırsa, burayı kaçırmayın bak. Hayalini doğru kullanırsa 17 işareti cazda. Nereye açılır kuvve-i hayaliyesi? Alem-i misal. Alem-i misal açılır. Peki aklını doğru kullanırsa nereye açılır? Lef-i mahfuzda. Lef-i mahfuzda açılır. Lef-i mahfuzda da mazi mustakbel hal gibi olur sana işte. Çok nadir insanlar lef-i ezeli işte, lef-i mahfuz'a giriyor. Surette hakikati, mahiyeti görüyor. Evet. Peki. Bu çok önemli şu anda. Dima neymiş biliyor musunuz? Dima insanın hürriyet ve hapishanesidir. Ya gömüldüğü yer, ya sultan olduğu yer. Allah Allah. Abi bir şey soracağım ya. Bir ya de kabri ya şey. Abi sadakat dima nasıl açıyor peki o zaman abi ya? Tabii kesinlikle dima hapishanesinin şeyidir. Kilitlerini kaldırıyor. Sadakat var ya sadakat. Seni bloke eden şeylerin ortadan kalkması demektir. Bu manada. Çünkü sadakat ettin mi? Senin o zanların, şüphelerin, efendim tereddütlerin, küçük küçük hesapların, anlayışların, çeşitliliklerin ortadan kalktı. Ustad dedi. Ustad dedi bitti. Benliğini, Kur'an dedi bitti. Benliğini kaldıran şey gibi olur. Ha, benliğini kaldırandır sadakat. Onu yazabiliriz ya. Boşuma gitti. Benliğini kaldırandır. Kaldırdığın makamdır. Hayatı. Yok. Sadakat benliğini kaldırandır. Ne kadar sadakatın var o kadardır. Ne kadar var o kadar vardır. Çok ilginç. Benim olsaydı yazmazdım. Peki. Dima refrefe binip Cebrail arkasına bırakıp. Atlama oldu. Ha, atladım. Yok. Ha, yok. Tamam, onun bir üstüne atladık. Asıl saadetini okumadık gibi geldi. Okuduk. Tamam. Refrefe binip Cebrail arkada bırakıp. Yani refrefe biniyor, sonra geliyor, refrefi nereden gelmişse oraya kadar geliyor. Refrefi bırakıyor. O zaman refrefi bırakmak demek Cebrail de bırakıyor. Arkasına bırakıyor bunları. Refrefi de bırakıyor, Cebrail'i de bırakıyor. Hakikatlerinde. Hakikatlerine sıyrılıyor kendi hakikatlerinde. Şunata mı gidiyor? Yani şu yok. Şey yapıyor. Artık lef-i mahfuzdan arşa gidiyor. Aşağı arşa zaman.
Arş-ı Azam'a gidiyor. Ben anlamadım. Ben bak, refrefe binip. Tamam. Yani hulasa ediyor da, yani izah etmiyor. Refrefe binip, sonra Cebrail'i arkasına bırakıp, imkan ve ta Arş-ı Azam'a ve Kab-ı Kavse'nin imkan ve vücut ortasına giden süreci anlatıyor. Tamam. Dima'la nasıl şey yaptınız? Yani Dima arkada mı kaldı? Refrefin altı mı döndü? Yok. Yani refref taşıyıcı ya. Seni sağa sola taşıyan, geçmişi geleceğe taşıyan nedir sendeki sistem? Dima'dır. Senin refrefin işte. Burak demiştik. Şey Burak ya. Burak. Refref? Şeye, Burak şey evet karıştırdım. Refref şeyden sonra. Lef-i Mahfuz'dan sonra. Şimdi oraya kadar Burak. Burak Lef-i Mahfuz'a kadar. Peki Burak Lef-i Mahfuz'da yok oluyor mu? Oluyor tabii. Burak Lef-i Mahfuz'a kadardır. Oraya kadar girdi. Birileri sormuştu bu işi. Birileri sormuştu diyor bu konuyu. Ondan sonra neydi? Abi ben şöyle algılamıştım. Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep ümmeti 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 diyen bir peygamber. Nasıl Cebrail'i yarı yolda bırakır Lef-i Mahfuz şeyde Sidretül Münteha'ya girerken diye. Sonradan düşündüm ki oradan yukarı oraya kadar giden Ahmet. Oradan yukarı çıkan Muhammed. Muhammed'in içinde zaten Cebrail de var, Hasan Akar da var, Gafur da var. Ya hepsi var. Oradan yukarı çıkan zaten bırakmıyor. Sadece dönüşüyor. Zaten Lef-i Mahfuz bir dönüşme yeri değil mi? Yukarıdan gelen kelam dönüşüp de Kur'an olarak bize gelmiyor mu? Buradan giden kelamlar neyse biraz fazla yaralandım. Şimdi şu Ahmet'in Muhammed'e dönüştü ya. Yani ben sanki... Peki, miraca giderken ne vardı yanında? Ekmekleri vardı, su vardı, imbikleri vardı, seccadesi vardı. Ne vardı peygamberin? Emanet vardı. Emanet vardı. Başka? Anahtar vardı. Başka ne vardı? Üç tane şey vardı. Anahtar. Günahlar mı? He? Günahlar. Emanet, anahtar. Meşhur unuttuk oraya. Hemen sol altta yazıyor işte. Sol altta evet. Evet gitti işte. Nur vardı nur. Tamam. Peki emanet neydi? Esalet vazifesi. He? Esalet vazifesi. Enelerin. Enelerin. Peki nur neydi? Bakayım yazdım. Anahtar neydi? Şurada yazmıştım. Üç tane şey vardı. Tamam konumuz o değil. Konumuz o değil şey. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam Miraca kadar Burak'la geldi. Lef-i Mahfuz'a kadar Burak'la geldi. O Burak'ı Cebrail getirdi. Arş'a kadar mı? Arş'a kadar. Arş'a nereden getirdiyse oraya kadar. Arş'a kadar. Arş'a kadar zanlarımız var. Şimdi bak, Cebrail Burak'ı getirdi. Vahiy'i getirdi. İsa'yı getirdi. Bunları getirdi. Şimdi şeye bindi. Burak'a bindi. Arş'a kadar gitti. Orada arşın içine girdi. Oradan Lef-i Mahfuz'a geçti. Lef-i Mahfuz'da Cebrail'e makamı. Oturdular. Çay kahve içtiler. Bir saat tamam mı? Onun alemi demek istiyorum. Sohbet ettiler. Sonra gidecek. Diyor ki ya Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam. Ben bundan sonra ben bir adım atarsam helak olur. Bundan sonra sen tek gideceksin. Bundan sonra sen tek gideceksin. Ben geçemem. Lef-i Mahfuz'dan çıkamaz. Sağa sola gitti. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhisselam Lef-i Mahfuz'un son hududuna geliyor. Arş-ı Azam'a girecek. Dönüyor Cebrail'e diyor ki ya Cebrail kardeşim. Yani Allah ile eskiden beri çok ünsiyet etmiş ya. Ülfeti değil, ünsiyet etmiş. Peygamberleri, vahiyleri getirmiş. Allah ile bir ünsiyeti var. Şimdi ben Rabbime gidiyorum, perdesiz görüşmeye. Bana tavsiyem var mı? Ünsiyet eden Cebrail mi? Cebrail. Ha, Allah dediniz mi? Allah ile. Cebrail Allah'ın ünsiyeti var. Ünsiyeti var. Tamam. Çünkü Adem Aleyhisselam'a suf getirdi, İbrahim'e getirdi, şunu Tevrat vesaire getirdi ya. Cebrail'in bir ünsiyeti var. Ülfeti yok, karıştırma. Diyor ki, bak, o Nebi'ye bak ne diyor. Diyor ki, bana bir tavsiyen var mı? En son peygamber bunu soruyor Cebrail'e. Diyor ki, o peygambere diyor ki, Rabbine karşı
edebiliyor. Çünkü Allah alttan alacak, şey yapacak ama bu senin mesela taşkınlığına sebebiyet vermesin. Bu demek istiyor. Her mesele diyelim şefkat. Dayanıyoruz ama adam yani şefkatini berbat ediyor. Yani samimiyetini berbat ediyor. O kadar da samimisin ki bir şey diyemiyorsun ama yapıyorsun böyle. O zaman da o ona yakışanı yapacak ama sen de edebini bırakma. Rabbine karşı edepli ol. Yani edep haddini bilip hududunda kal. Haddini bilir, hududuna kal. Hududuna kim kalmıyor? Haddini bilmeye. Haddini bilmeyen kim? Edepsiz. Halk arasındaki edepsiz değil yani. Öyle hop kapaz değil. Değil. Şimdi Cebrail aleyhisselam öyle diyor. Rabbine karşı edebiliyor. Orada kelam bitiyor. Artık raflara biniyor. Raflar. Reflere biniyor. Arş azama giriyor. Aman yarabbi. Allah Allah. Sonra Kab-ı Kavsen'e gelince raf bitiyor. Ref bitiyor. Ref bitiyor. Kab-ı Kavsen'e giriyor. Siddet-i Muntaha cennetin son hududu. Şeceri hırkatın değil. Kab-ı Kavsen Şeceri Hırkat'ın sonu durdu. Ondan sonra şey giriyor. Kab-ı Kavsen'e giriyor. Kab-ı Kavsen imkan ve vücut ortası. Oraya gidiyor. Orada rüyetine mazhar oluyor. Vay be. Ben bu süreçten en çok bana keyif veren, bana cesaret veren, beni gururlandıran Allah'ımın böyle Allah olduğu. Tabi estağfurullah. Böyle cahilane böyle Allah'ımın kalitesi demeyeceğim. Yani Allah burada o kadar mütevazı, o kadar şey ki Allah ettenuzulati ilahiyete ala ukulül beşer. Yani Allah insanın seviyesine iniyor tecellisini. Tecellisini orada Cenab-ı Hakk'ın kelamına ve rüyetine ehadiyetiyle mazhar oluyor. Hangi Allah'ı görüyor? Şey Rabbini görüyor. Miraç'ta Rabbul Alemin'le şey yapıyor. Şeye kadar Rabbin görüyor. Arşa kadar Rabbi. Kab-ı Kavsen Rabbul Alemin. Anladın mı? Evet. Kab-ı Kavsen. Ha, yani şu. Her mertebede aslında Rabbini görüyor mu demek istiyorsun? Yoksa bizden Kab-ı Kavsen'e gelinceye kadar görmedi. Geldi Kab-ı Kavsen'de görüştü gibi ben öyle anlıyorum. Şimdi sanki farklı değil. Farklı değil. Aynı şeyi söylüyorsun da bak. Ben farklı. Enelerin cemi değil mi? Cemi değil mi? Meçhul. Bütün herkesin Rablerinin, Rabbül Alemin işte orada ona bakışıyor. Bak şimdi. Burası Arş-ı Azam mı? Burası Levh-i Mahfuz mu? Bir tanesi diyor ki, abi diyor Allah aşkına dersi işlesene diyor yani. Takip ediyoruz. Dimağda bak nereye gidiyorsun? O kardeş doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Bunu yapmamam lazım. Levh-i Mahfuz. Ama ne? İçimden bir şey yap diyor kız. Ha? İçimden bir şey yap diyor. Şeytan da olmayacağına göre. Yani içindeki bir şeyi tutturamıyorum kardeşim. Onu güzergahından gittiğin kardeşim keşke burada olsa. Bakayım. Kontrol edecektim. Çünkü çok zevkli şeyler ya. Öyle lezzetli ki. Şöyle diyeyim. Zevkli olduğunu. Affınıza sığınır. Affedin. Rahman şehvettendir. Şehvet Rahman'dandır. Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman 70 bin perdeden geçmiş hal şehvettir. Bu Rahman esmadır. Bu ilimler sıfattandır.
Şehvet esmaya bakar, ilim subuti sıfata bakar. Hangisi lezzetlidir? Sen ondan kurtulamıyorsun, ben bundan nasıl kurtulayım? Bizim şehvetimiz de bu. Şehvet, uçuruyor bu şehvet adamı. Anladınız mı? Sen ondan kurtulamıyorsun be kardeşim. Tutturuyorum. Ben bundan nasıl kurtulayım? Ne diyor Osman Hasan abi? Çok seviyorum. Neyi? Hani derler ya, bırak artık şu kızı. Çok seviyorum. Bırak artık şerefsiz. Yani bu ilim ya. İlim neydi? Subutu sıfattı. Rahman esmadır. İlim kadar bir şey. Bambaşka bir şey. İlim öyle bir şey ki, bak, ben diyor, serveti istediğimi verir. İlimi insana o kadar değer veriyor, yüceltiyor ki, sen iste diyor. Paldır küldür vermiyor. Servet o kadar sıradan ki, veririm diyor, ya bir şey değil o. Burada zaten kalacak. Burada kalacağı için servet, bu kadar ben veririm, merak etme, onu garanti ediyorum diyor, korkma. İlmi iste. Onu senin istemen istiyor. Çünkü çok değerli. Bu da kalmıyor çünkü. Bak. Sen söyle bir de ne dedin? O yüzden talep ediliyor, talep edene. He. Talep edene. Talep edene. Edene ilim demek. Evet. Talep edene. Talebe. Talebe deniyor. Ya. Talebe. Tamam. Şurada izin yeter. Cennet. Burada kalalım. Burada kalalım. Daha şey yapmayacağım. Cennet. İnmeyeceğim. Aşağı inmeyeceğim. İnmeyeceğim. Kardeş, şuraya kadar... Burak. Burak. Bak. Yani, zanları. Şuradan oraya yok. Yok. Ne oldu şimdi? Burak aşağıda. Refim Mahfuz'a kadar Burak değil mi? Arş-ı Azam Refref değil mi abi? Şimdi biz de... Ha şu aşağı kadar. Arş içine al, almasın diye alsın. Abi orayı bilmiyoruz dedik ya. Dönüşüm yeri dedik ya. Yani dediğiniz daha doğrusu. Nasıl? Arştan Lef-i Muhafız'a kadar Burak abi. Arştan Lef-i Muhafız'a kadar. Şu şu şu. Şu şu. Arştan. Lef-i Muhafız da almıyor mu şey içine? Yok. Orta artık orada iş inşa edilmiş Burak. O fabrikası burası. Tamam. Şurada Lef-i Muhafız'da refref şuraya kadar. Burada zannı galip ilim var mı? Yukarı doğru. Allah'ıma söyle. Ona girmeyelim de. Tamam. Fakat şurası... Sen refref Arş-ı Azam'a kadar mı? Evet. E tabi canım. Arş-ı Azam da neyle gitti? Arş-ı Azam işte refrefle gitti şurayı. Lef-i Muhafız'a kadar gibi oldu diye. Ha öyle yanlış yaptık. Şimdi Arş'a kadar gitti. Şey, Arş-ı Azam'ın çatısı ya bu. Yani bak. Nereden? Buradan. O zaman aşağıya. Şöyle yapalım. Şimdi Lef-i Muhafız. Zon üst sınırına gideceğiz yani. Zaman bak zaman. Buradan şurası. Şu siyah. Yani kısacası Arş-ı Azam refreftir. Bir yer kalıyor. Lef-i Mahfuz'da bir şey yok o zaman. Lef-i Mahfuz'da dönüşüm yeri ya, berzah ya. Yani o zaman Burak'ta Lef-i Mahfuz'a kadar. Evet. Yani öyle bir şey ki... Bir şey söylemek istiyorum. Hasan abicim. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor mu ki bana Kur'an kadar bir Kur'an daha verildi, vermeye mezun değilim. Diyor değil mi abi? Şimdi bu nerede abi? Lef-i Mahfuz'da dedik değil mi abi? Hı. Şimdi asrın imamları ve kutbul azamlar oraya giriyorlar,
oradan alıp getiriyorlar. Bunlar bizim için refref oluyor abi. Evet, bu yani, çünkü Kur'an'ı tefsir edenler böyle kendi tilke-i karyasının değil, Kur'an'ı o asıl imamları asıl idrakine uygun hakikatlerini getiriyorlar. Kur'an'ın anlattıklarından fazla olan anlatmak istedikleri mertebeler burada. Tamam. Buradan alıyor. İşte her asrın dersini buradan alıyor. İşte refref olmuyor mu abi bizim için o? Refref olmuyor. Sureti Burak oluyor. Refref ne biliyor musun? Senin refrefin buraya kadar gelen sureti dersle enfüse başlamandır. Artık orada kimse yok. Şöyle. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam arşa kadar, şerif-i mahfuz'a kadar geldi mi Cebrail? İstersen şunu şöyle alalım da kafanız karışacak. Hani şunu yapayım hep böyle. Aa girsin bak. Lef-i mahfuz'da hem de. Aa bak girsin. Ha, şunu aldım. Tamam mı? Yani orada dönüşüm olmasın diyeceğim. Tamam şunu. Bu da refref. Aha. Kapı kalsayına kadar değil mi? Tamam. İstediğimize getirdik. Evet. Fakat şu. Yani mantığı öğrenmek lazım, kuralı. Zanlarımız, anlayışlarımız, ferasetlerimiz, basiretlerimiz, dirayetlerimiz, meziyetlerimiz vesaire. Hep kazanımlarımız bu. Kazanımlarımız, ha şeyi diyecektik, onun için açtık. Rabbim ve Rabbim. Evet, hiç de söylemiyorsunuz. Bak arkadaşlar. Şu arşya şuraya kadar Rabbim. Sebebi kalbim Rabbimden haber veriyor dediğin. Yani. Evet, kalbim Rabbimden haber veriyor, Rabbul aleminden haber veriyor demiyor. Benim Rabbim. Mehazo. Benim kalbim Rabbimden haber veriyor. Buraya kadar Rabbim. Şuraya kadar şu arş azam. Şurayı dedik ya, kapı karşısı. Rabbul alemin. Onun için geçtim bu kapıya. Rabbul alemin. Kalbinin Rabbi değil bu. Buraya kadar da diyebiliriz, ama ekleyebiliriz. Kurbiyet. Kurbiyet, harika. Ortadaki şey ne diyeceğiz abi? Orası ne? Zaten dima berzah dönüşümleri ya. Berzahtır zaten dima. Şimdi üç tane şey yanına almış, ona girmeyelim. Onu okuyayım mı? Hemen söyleyeyim. Evet, oku. Emanet neydi? Emanet ene. Tamam. Nur, iman. Heh. Anahtar, mahiyeti hayatın, mahiyetindeki esma hükmü. Tamam. Sayfa 560 sözlerde geçiyor. 560, bir de 428 sözler. 428 sözler. Bir de 560 sözler. Alemler. Şunlar bantlamasaydık alemlerin isimleri, o da böyle açılacaktı. Alemler görüyor musun? Bak bu kurbiyet. Allah sana şey yaparsa bu da akrabiyet. Hop hiç onları şey almadan ne kadar? Akrabiyet bu kadar. Kurbiyet. Buradan buraya gelmek için bu kadar mesafe alacaksın. Ama aynı yer, aynı hakikat, hedef aynı ama burada kadar, bu kadar. Esbaplı esbaplı. Bu içinde biziz. Anladın mı? Bu onun içindir. İş olsun diye değil. Şimdi ben yorulduğum zaman şöyle yapıyorum. Ondan sonra şöyle yapıyorum. Bunun daha şeyi vardı, şeye verdim. Yusuf'a verdim. Bu batlanmamış. Ama aslında bunu sökebiliriz ya. Bu bize şey yapıyor. Yani vazifesini gördü diyorsun. Tabii vazifesini gördü. Bak göreceksiniz. Dönüşe ne diyorduk biz dönüşe? Bunun bir tanesi soysun şey. Hemen çıkar da şey yapalım. Hasan abi aşağıdan aşağıdan hep kaldırdıksın Hasan abi. Hepsini düz ettiniz. Kardeş, cenneti tanımak kolaydır. Ahirete iman etmek kolaydır. Kendine iman etmek,
kendini tanımak, kendine iman etmek, kendine emin olmak zordur ki altıncı iman esasının sonuna konmuş. Amentü billahi. Allah benim dışında bir şey. Ona iman etmek. Ve melaiketi. Meleklere iman etmek benim dışında bir şey melek. Ve kütübi. Ve rusuli. Benim dışında. Ve yevmil ahir. Benim dışında. Hiç izah yok. Amentü billahi ve melaiketi ve kütübi ve rusuli ve yevmil ahir. Benim dışında ve izah yok. Ve bil kadiri izah var. Hayrihi ve şerrihi diyen, iman eden kişi. Allah tanımak kolaydır. Çünkü Allah'ın kitabı var, peygamberi var, sanatı var. Benim neyim var? Nasıl tanıyacağım ben? Zaten neyle tanıyacağım? Kantar bozuk. Tarttığında yanlış olur. Demek ki insan kendisini ne kadar siyahlı doğru tanırsa Allah o kadar siyahlı oluyor. Tövbe estağfurullah ya. Ya senin Rabbin ya. Şirk Allah'a olmuyor aslında. Abi ne dedi ne dedi bunu da demeden yapamayacağım. Kendimizi tanımak makamında en son nokta. Aradığımızı aradığımızdan sormalıyız. Aradığımızdan sormalıyız. Evet. Sendeki, sende taayyun ve teşahhus edene İyâke nâhudu ve iyâke nesneyn diyebilmektir. Aradığını aradığından sormak. Aradığın aradığınla bilinir. Evet. Bilmiyorum. Bir daha nasıl diyeyim? Tamam, neyse kaydedildi. Hakikaten diyemem. Bilmiyorum. Evet. Olmadı mı? Bayağı bantlamışlar, yavaş yavaş söküyorsun. Evet. Bayağı bantlamışlar. Sağlam yaparım ben öyle bir şey. Yapayım ki biliyor musun? Delini bağladığı gibi bağlamışım. Deli zaten akıllı değil. Rahatça sallayabiliriz yanımızda. Aklımı en çok bana anlatan akıl fedaileri var ya o. Akılsızlar dediğimiz var ya. Aslında en iyi aklı onlar tanımlıyorlar bizi. Onlar kahramandır. Mücahittirler. Bana akıl nimetimi anlatacak kadar akıldan istifa etmeye razı gelen fedakarlardır. Ve fedailerdir. Bana aklımı gösterecek kadar akıllarından istifa edecek kadar fedakardırlar. Şeytan gibi. Şeytan onlar biraz da evet o da öyle ama tam değil. Tam değil. O da zor yere kalmış evet. Değil. Kader ne demişler biliyor musun? Ya bu adam kader hayrı ve şerri iman esasının yerleşimi altaya konmuş. O beş tanesine şahit olana tam şahit şahit olana şuhut ediyor. Beş tane iman esasına şahitlik yapanın şuhududur. Şahitliğidir. Kader. Bunu yazar mısın? Beş tane iman esasına şahitlik yapanın şuhududur. Kader iman etmek. İman esasına şahitlik yapan ne demiş? Yapana şuhududur kadere iman etmek. Peki. Bu yüzden. Kader kaleminin sayfası olan Nefi Mahfuz. Tevafuk etti. Tevafuk sıra o. Fazla okusurma. Kader kaleminin sayfası olan Nefi Mahfuz. Başka. Kader sayfası anlaşıldı değil mi? Kader sayfasıymış. Nefi Mahfuz.
Allah Allah, sayfa. Peki, kader kaleminin, ha okuduk. Kudret-i fatıranın o lef-i mahfuzunu. Hep lef-i mahfuza şey yapıyor, bak görüyor musun? Lef-i mahfuz nedir? Ver abi. Dur dur, dökme dökme, onu keşke kalkmasaydın. Bak dök şunu. Bak. Alemler bu. Kendinden kendine. Bu akrabiyet. Bu kurbiyet. Suretten hakikate peki, geçmek akrabiyet. Ats ve fakr ve noksanını ve bak ats, fark, noksan, kusurunu devrede ettin mi ne oluyorsunuz biliyor musunuz? Bak yeşili görüyor musunuz? Sağda. Sağda göründüğünüz yeşil bak şimdi. İçin yapmıştık. Oraya mı geçti? İç dışı çevirsek ki onu. Evet, bu tarafa geçti. Allah Allah. Daha geçmedi. Miraç. Evet. Baş son, son baş. Gördün mü? Allah. Şimdi sola geçti. Evet. Bunu Yusuf daha çok çabuk yapıyor. Ağzını. Şöyle yapıyor. Yusuf. O zaman Yusuf'un tespiti galiba. Sen evet. Yusuf öğretti bana. 8 yaşında. O öğretti. Allah Allah. Çocuk öğretti bana. Allah'a hamdolsun ki bana en ufak şeylerden bile ders veriyor. Ha böyle yaptın. Hasan amca dedi. Bak dedi. Bunu oraya çevireceğim. Nasıl çevireceksin dedim. Hayret hayret. Belki de 5-6 defa böyle yaptırdım. Gene getirdim buraya. Sen kain, bu nere delildir? O zaman çocuğu öptüm. Sen kainatın sonusun. Beşer. Heh. Tamam mı? Başısın. Ama hakikatte sen kainatın aslında başısın. Tamam mı? Şurada. Kainatın başına geçiyorsun. İçinden çıkarak. İçinden geçiyorsun. İçinden geçiyorsun. Geçiyorsun. İçine geçeceksin. Asla göndü. Gene başa geldi. Akıllı oldun mu böyle kısa oluyorsun. Akılsız oldun mu mesafe çok oluyor. Hasan abi enfüsün de şey diyordu ya. Anahtarı diyor. O kapının anahtarı mahiyet ve terkenaniyettir. Yani şu ortası. Boş. Oradan geçilir. Vay be. Mahiyet ve terkenaniyet. O kapı diyor. Anahtarı diyor. Buradan geçtiniz ya. Evet. Bu kapının şeyi bakın, boş. Hiç mahfiyet ve terkenane. Peki bunun 7 tane rengi olanı bulabilir miyiz? 7 tane renk. Böyle acayip bir şey olsaydı. Boyarız. Aslında orada da 7 renk var ama tonları var abi. Öyle mi? Hı-hı. Şuraya bak. Bunu da öğretti. Abi bu konuşulurken ara boşlukları ve hep içinin boşluğu konuşuluyor. Bu şey var ya helezyon. Bunda dizili bir şey var mı? Dizili. Zaman. Ama zaman da ara boşluğu. Değil evet. Mi? Ara, yine boşluğu. Ara boşluğu tık tık olan. Hı-hı. Çünkü usta diyor ki zaman böyle gitmiyor diyor. Zaman daire var gidiyor diyor. Zamanı şöyle anlatıyor usta. Zaman canlı ve ruhludur, şuurludur. Hiçliğini bileceksin. İçinden geçeceksin. Mahfiyet ve terki enaniyetin olduğu zaman ne yapıyorsun? O zaman son olan başa geçiyorsun. Evet. Abi ben tefekkür etmiştim de bir ara bunu. Bunda dizili olan ne olur diye düşünüyordum. Hani tesbih gibi. Onu ilk düşünürsek namaz aklıma geldi ama. Namaz mı? Namaz. Ha bu dizili. Dizi, onda dizili tesbih gibi. Yani aklıma. Çünkü hep bu konuşulurken helezyon. İçinin boşluğu, aralarının boşluğu. Yüz var öyle. İki boyutlu öyle oluyor. Bir de masanın üstüne yatay koyup çember yaptık. Nasıl? Şöyle mi? Masanın üstüne yatay koyup çember yaptık. Yok. Basit gibiyiz gözüküyor değil mi? Oysa ufkumuzu açıyor.
Allahu Ekber. Haşir meydanı. Allahu Ekber. Haşir meydanı gibi oldu. Haşir meydanı. Allahu Ekber. Bir zihninizde bir rahatlama olmuyor. Ha? Ama çevirseydi. Dur, çeki, dur. Dur, çeki. Bakar mısınız? Her şey aslına rücu edecek. Ha bak. Hadi bakalım. Oynadığımız yeter. Sakalı çeker. Şeyden ders ibreti almak. Allah şeyi. Peki, Lef-i Mahfuz'dan konuşuyoruz. Lef-i Mahfuz neymiş? Kader kaleminin sayfasıymış. Peki, senin diman nedir? Kader sayfası. Bak, Lef-i Mahfuz'un yerine dimanı koy. Bak, kader kaleminin sayfası olan Lef-i Mahfuz. Lef-i Mahfuz'u kaldır, dimanı. Peki, kudret-i fatranın o Lef-i Mahfuz'unu. Başka, Lef-i Mahfuz gibi vücudu ilmi dairelerinde. Onda bir yerine dima koydunuz, öyle okuyoruz, öyle mi? Öyle okuyorum. Lef-i Mahfuz gibi, yani dima gibi vücudu ilmi dairelerinde. İnsanda kuvve-i hafızanın vücudu, alemde Lef-i Mahfuz'un vücuduna. Vahiy sari söyledikleri. Vahiy zimmi ise söylediklerinin içinde olup zahirde gözükmeyenler. Vahiy sari, Kur'an'ın söyledikleri. Vahiy zimmi, söylemek istedikleri. Söylediklerinin içerisinde ama. Ama gözükmüyor. Allah Allah. Denizimiz şu sergerdan küremizdir. Yani bizim zanlarımız, yani dimağımız. Nemrud'un ateşi, Nuh'un tufanı, Eyüp'ün hastalığı, yani dimağda olan vehmi hastalıklar, insanın Meryem'i, Musa'nın asası, dimağ. Peki şöyle diyeyim. Hemen bir toparlanın. Eyüp Aleyhisselam'ın miracı hangi zeminde oldu? Hastalık. Yunus Aleyhisselam balığında. Tamam. Meryem'in İsa'sıyla Meryem oldu. İsa ruhullah. Ölü ruhları dirilttiği için. İyi dinle şimdi. Bak. Nuru tevhid. Nasıl? Sırrı tevhid. Nuru tevhid içinde Nur ehadiyet. Ha, sır ehadiyet Nuru tevhid için inkişaf etti. Sır ehadiyet Nuru tevhid için inkişaf etti. Bak şimdi. Bir daha toparlayayım mı? Musa'nın miracı Nuru tevhid içinde sır ehadiyet. Nuru tevhid içinde sır ehadiyet. Ha, ilk başta söyle. Nuru tevhid içinde sır ehadiyet inkişaf etti. Miraç oldu demektir. Sır ehadiyet Nuru tevhid içinde inkişaf etti. Öyle mi? Yok, tamam. Sır ehadet nur tevhid içinde inkişaf etti. Yok. Biz öyle değil. Öyle demedik abi. Öbür türlü söyledim. Tamam. Ya metin öyle yani. Metin. Nasıl yazıyor? Sır ehadet nur tevhid içinde. Sır ehadiyet. Nur tevhid içinde inkişaf etti. Için. Sır ehadiyet nur tevhid içinde inkişaf etti. Evet. 5. Bak. Lemalar 5. Denizimiz şu sergerdan küre zeminimizdir. Yani bizim zanlarımız. Zanlarımızın malzemesi dünya. Dimağımız nedir? Nemrut'un ateşidir. Dimağımız Nuh'un tufanıdır. Dimağımız Eyüp'ün hastalığıdır. Yani vehmi. Vehmiden öteki taraf. Abi, çünkü onun şey. Hakikat değil mi onlarda? Hani önemli hastalık. Tabii tabii. Vehmi nasıl oluyor ki? Yani o bize inkişaf etmiş ya, vehmi değil de o hakikat olmuş. Fakat ona nispeten bizim bir sürü hastalıklarımız, bizim imal ettiğimiz. Bizim imal ettiğimiz hastalıklar. Yani hastalıklar intikam.
Yani miraç nerede oluyor? Dimağda oluyor. Yani dimağda dimağ seni lef-i mafzakada götürüyor. Tabii ki kalbidir, kalbin inkişafıdır. Ama berzahtır, dönüşüm ya. Aklı olmayanın miracı olmuyor ki. Yani miraca matabiyetin neresi? Dimağındır. Yazılım itibariyle dima arşın uzantısıdır. Kalbin uzantısıdır. Yani hakikat itibariyle arş lef-i mahfuzdan üstündür. Arş kalptir. Lef-i mahfuz dimağdır. Dima kalbin merkez efkarıdır. Fakat arş esmaya perdesiz mazhar olduğu yerdir. Lef-i mahfuz ise subutu sıfat olan kelam sıfatına mazhar olduğu için bu sefer lef-i mahfuz mazhariyet itibariyle sıfata mazhar olduğundan, sıfat da esmadan üstün olduğundan lef-i mahfuz üstündür. Mazhariyet noktasında. Onun için üsttedir. Çünkü dima da üstte, kalp aşağıda. Ama kalp üstündür. Çünkü dima kalbin bir şubesidir. Yazılımı, hakikati bu. Hakikat itibariyle arş, kalp, dimadan, lef-i mahfuzdan üstündür. Ne itibariyle? Hakikat. Ama mahiyet noktasında kalp esmaya mazardır. Dima vahye, kelam sıfatına mazar olduğu için kelam. Kelam da subuti sıfattır. O mazariyet noktasında dima üstündür. Lef-i mahfuz arştan üstün olduğu gibi. Çünkü kelam orada tecelli ediyor. O noktada dinleyin. Zeminimiz şu sergerden küre-i zeminimizdir. Yani bizim zanlarımız. Dimağımız Nemrut'un ateşi, Nuh'un tufanı, Eyüp'ün hastalığı, İsa'nın Meryem'i, Musa'nın asasıdır. Tabutu sekinemiz. He? Tabutu sekinemiz. Yani cem olursa. Bak, dimağımız şu sergerden küre-i zeminimizdir. Denizimizdir, deniz. Nemrut'un ateşidir dima. Nuh'un tufanıdır dima. Eyüp'ün hastalığıdır dima. İsa'nın Meryem'idir dima. Musa'nın asasıdır dima. Başka konu. Dimağın her bir mertebesinin ürettiği bilgi, bu bilgilerin depolandığı depo, hikmet. Bu bilgiler kalbe birleşirse, ilim olur. Yani tasdik. Tasdik orada oluyor. İlim canlıdır, şuurludur ve ruhludur. İlim onu tard eder sırrı buradadır. Yani çık dışarıya çık. Çek. Eylem değil mi bu? Ha, aynı bunun gibi. İlim de böyle. Tard eder, çık der. Yani demez, eylemdir. Tard eder, çıkartan. Çık demek başka, atmak başka. İlim böyle atıyor. Eylemdir, eylem. Ondan canlı ve ruhlu şuurludur. Yani çıkar mısın? Değil. Çıkar mısın? Bir de böyle yapmak. Bu eylem değil mi? İlim, canlı, ilim onu tard eder. Böyle. Canlı ve ruhlu şuurludur. Subutu, ilim kaynağı neresidir? Subutu ilim. Subutu ilim cansız olur mu? Olmaz. Aleti, süpürgeci dimağdır. Evet. Yani makyesi ya, yani şu. Kitap nerede okuyorum? Masada. Bu kadar kaliteli şey burada okuyorum diye. Burada gözüküyor, o zaman değerlidir. Ama bu değil. Ha, dima da böyledir. Bu ilimler dimada yapıyoruz. Ama dimada yapıyoruz diye. Masa değil burası. Okuduğumuz dima değil. Ya bunu anladınız mı ya? Nuh'un tufanı, Yunus'un balığı, Musa'nın asası,
İsa'nın Meryem'i, tamam mı? Salih'in devesi. Bir şey sanki uymadı sana ya. Nemrud'un ateşi değil de İbrahim'in ateşi aslında olması lazım. Nemrud'un ateşi ama İbrahim için. Yani şeydir. O niçin biliyor musun? Şöyle, niçin biliyor musun? Değil mi? Ateşi bir şey yapsaydım, o ateşlendirdi Nemrud ama ateş çeşitlerini hangi defterdeydi bir görsen. Ateş. O nedir o ateş? Kaçıncı defterdi? O kadar acayip ki. Filistin bakalım ya. Bak şimdi. Kaçıncı defter? O şeyin Filistin'i öyle. Kaçıncı? O ateşi bilsem var edemezdim. Allah. Nemrut'un ateşi mi? Sen görebilecek misin acaba? Şurada da var. Şunu vereyim sana. Son defterlerden. Yok. Almanya'da 3 sene önce falan. 3 sene önce yaptık Almanya'da. Şurada olabilir. Şeyden çıkmıyor. Serpil ablanın yaptığında çıkmıyor ateş. Allah Allah. O zaman nasıl çıkmadı ya? Nemrut'un ateşi diye. İbrahim. Nemrut yazalım. Nemrut'un ateşi. Nemrut'un ateşi. 14. Ya neyse. Neyse. Ben ateşi az gördüğüm manasında değil. İbrahim'in ateşi diye. Nemrut, İbrahim. Yani bulursak bulur. Ne nasibiniz var diyeceğim. Yoksa yoktur. Buna tamam. Bulursam bulmuş olacağım. Bulamazsam bulamamış olacağım. Halit dersinde yapmamışım ben. Evet. Halit. Ama tabii. Halit bir dersine geçiyor. Nar ile dur unsuru falan var ama. Yok. Değildir. Böyle. Yani çok hoşumuza geçikti. Peki, bir daha şuna bakayım, tamamdır. 14'te olabilir. Bir daha baktım, tamam. Nuh, Nemrut ve İbrahim. Ateş çeşitleri, ateş olabilir, ateş çeşitleri diye. Çıkmıyor, şeyde yapmamış, Serpil abla yazmamış. Nasıl yazmamış? Ateş çıkmıyor. Senin benim defterim nerede? 10, 13 sen de biliyor musun aşağıda? 13. Getirsen onu. O 17'ye kadar bu. Orada bir işini yaramıyor galiba. Olmaz. Hemen getirsin de bak. Aklın bak. Çok acayip. Ben ne kadar çalıştım ateş çeşitlerine. Dima'da hastalıkta da kurtulur. 2013'te olmuş. He? 2013'te olmuş dersin. Ha. Başlık Nemrut eklenme tarihi 37-2013. Başlık Nemrut'un ateşin bunları. Aşk. Ateş çeşitleri. Ateş çeşitleri mi? Ateş hadi bakalım. Ölüm, yalan, istingıda, zaaf, miraç, dünya, setli, hırs, vefa, veyn, öfke, sıvır. Tamam o şeydedir. 13. defte o tutuyordu. Tamam. Bulamadık. Eğer getirdiği yerde bulursak bulmuş oluruz. Risale-i Nur'dan mı çıkarttın sen abi? Tabii hepsini göreceksin. Hem de ne kadar. Şurada olabilir mi? Hem de şaşıracaksın sen. Ateş çeşitleri. Ben pek bilmiyorum öyle şeyleri. Allah Allah. Yok abi ateşte işim yok abi. İsteyene ver onu. İsteyene ver onu tabii. Bana seni getirdin. Şeytan. Bu ateş ne işim oldu? Hiç yok isteyene ver. Bilirsin sevmem. Zaten sevmem. Yok. Tamam. Eğer gelirse 13. de varsa vardır. Tamam. 13. o defter var. Diman
her bir mertebesinin ürettiği bilgi okuduk onu. Ha şey yapmadık tam. Diman her bir mertebesinin ürettiği bilgi, bu bilgilerin depolandığı depo hikmet, bu bilgilerin kalple birleşirse ilim olur. Ha. Ver abi ver. Şurada varsa vardır. Aa, hiç nasibiniz yok yani. Hiç mi adamlarız? Ateşi sevmiyoruz. Paralel kaynaklar var. Ateş yok. Ateş yok ya. Yani ne acayip ya. Ateş çeşitleri yok. Yani hangi tipte? Bilmiyoruz. Yani burada Nemrut'un ateşi mi demek doğru, İbrahim'in ateşi mi demek? İbrahim'in ateşi demek lazım gibi geldi bana sanki. Tabii İbrahim... Söyleyeyim. Çünkü onun imtihanı. Yanmayandır. O ateşte ya. Eyyub'un hastalığı... Ruhun tufanı... Nemrut yakıyor ateşi ama İbrahim yanmıyor. E tamam zaten, o yüzden zaten İbrahim ateşi oldu. Yoksa ateş herkes yakar. Biraz büyük ateşi sen de yakarsın. Sen de buradan yanma bak. Yanmadan gelmez. Ama ateşi ateşleyen olmasa hakikat ortaya çıkmıyor. Efendim? Ateşi ateşleyen olmasa hakikat ortaya çıkmıyor. E tamam. İşte şeytan o yüzden matlı diyoruz ya. Evet. Neyse. Diman her bir mertebesinin ürettiği bilgi, bu bilgilerin depolandığı depo hikmet. Bu bilgiler kalbe birleşirse ilim olur. İlim canlıdır, şuurludur ve ruhludur. İlim onu tard eder, sırrı bu. Fehim süzgeçtir. Hikmet depo, fehim süzgecinden süzülene mana denilir. Nasıl abi? Süzgeç vardı şekli yapmıştık. Tamam. Şekli yapmıştık. İnsan şeytaniyette şeytandan üstün olması, şeytan tasavvura kadar gelebiliyor. İnsanın şeytanlığı daha büyük olmasının sebebi şeytan tasavvura kadar geliyor. Akla giremiyor. Aklın oğlunda onun elinden alır ama içine giremez. Ama tahakkule kadar biz diye demiştik. Üç şeyde müdahalesi oluyor diye. Üç tane işte. Aklı onun elinden alır. Oraya kadar değil mi? Tahakkule de saydık sanki. Saydık daha mı? Önceden. Hiç ben duymadım ya. Niye? Tasavvurun üstü. Duymadık mı? Üç yer tabi edemedik mi? Abi ehli imanda tahakkule kadar gelebiliyor. Kafirin tahakkulünü getiriyor. Ama kafirde bütün dimadaki bütün mertebelerde serbestçe dolaştığı için, o sistemleri kullandığı için... İnsanoğlu şeytaniyette şeytandan daha ileri evet. Şeytan olabiliyor. Evet. Kafirin dimağı... Ama şeytan yine kullanan şeytan var ya. Tasdiki yok ya. İzanı yok ya. Üç mertebe... Amaç zaten şey oraları ele geçirmek herhalde. Yani, Müslümanın tahakkülüne giremiyor. Giremez. Tahayyül ve tasavvurda. Peki Müslüman olmayan da düşünelim. Gafil de aklın elinden alır. Kafir ve zındıksa zaten dimanı tarumar etmiş. Müslümandan geçemiyor. Tamam doğru. Tahayyül tasavvur zaman dediğiniz şey. Evet. Müslümandan geçemiyor. Bir de okuyayım. İnsan şeytaniyette şeytandan üstün olması şeytan tasavvura kadar gelebiliyor. Kainattaki faaliyet dahi kainatın ve envanın sessizce bir konuşması ve konuşturmasıdır. Mektubat 287. Bu lisan-ı hal konuşmasına kendine tercüme edip bu vah ile kendini inşa ve ihya eden dima. İşte bu hakikati kulağımla değil gözümle işitiyordum diyor Ustad. Temalar 249'da. Bütün Adem alemleri Subhanallah, Subhanallah derken bunların arkasına geçip ortaya çıkaran dimadır. Bak bütün alemler, Adem alemleri Subhanallah, Subhanallah derken bunu nereden biliyorsun? İbrahim.
Demek ki bütün alemler Subhanallah, Subhanallah derken diyebilmen için bunların arkasına geçmen lazım. Çünkü Adem alemleri daire ilimdeydi. Öyle değil miydi? Evet. Oraya bakın. Daire ilimde. Bir daha. Bütün Adem alemleri Subhanallah, Subhanallah derken bunu nerede biliyorsun? Bunun arkasındasın onda. Bir de okuyayım. Ha bitireyim onu da. Ortaya çıkaran dima. Adem'in arkasına geçmiş olsa Adem'in ne dediğini, Adem'in arkasına geçmemiş olsa Adem'in ne dediğini bilemez ki şu anlar 262'de. Ya dima acayip bir şey. Dima lef-i mahfuz ya. Adem ise daire ilim. Yani aşağıda da. O zaman Adem alemleri ne diyor? Subhanallah, Subhanallah diyor. Subhanallah, Subhanallah dediğini sen nereden biliyorsun? Çünkü sen ondan yukarıdasın. Başka? Zerratı celevana, mevcudatı seyyerana, hayvanatı seyyerana, seyyeratı deverana getirip kainatı konuşturur. Ayatını ona sessizce söylettirir ve ona yazdırır. Mektubat 296. Buna muhatap dimadır. Konuştuğunu, söylettiğini gören dima. Dima. Celevan dedi. Farkını işte bilmiyoruz ya. Bir farkları mı? Öyle lügat işi değil bu. Gafur. Bir fark var ama... Ne fark? Ne demek bir fark? Yani, bilmiyoruz yani. Bak bir de okuyayım. Kainatı konuşturur. Ayatını ona sessizce söylettirir. Şu zerratı celevana. Zerratın lisanı celevan. Sistemi. Mevcudat seyran. Yani zerratla mevcudat arasındaki fark Celevan ile seyran arasındaki fark gibi. Hayvanat da seyrana, gezegenler de deverana. Bunları cem edip gösteren de dima. Dördün. Bak zerrat. Sonra? Mevcudat. Sonra? Hayvanat. Hayvanat sonra? Seyrat. Dört tane. Zerrat. Mevcudat. Hayvanat. Seyela. Dördünü cem eden dima. Zerratı celevana. Cevelan olacak abi. Cevelan olacak herhalde. Celevan. Cevelan olmaz. Ve ile olacak abi. Ve ile olması. Celevan. Ha. Cevelan. Cevelan olacak. Bir bak bakayım doğru mu? Sayfa 296. Söz. Mektubat. Mevcut zerratı cevelana değil de cevelana olacak. Bak bakayım bak oraya. Mevcut zerratı cevelana van cevelan mevcudatı seyyeran hayvanatı seyyeran seyyaratı develan. Tamam. Şimdi oldu mu? Celevan yabancı mı geldi? Ya o yüzden sorduysan aslında. Ben farkını biliyor musun? Biliyor musun bak? Ne kadar acayip. Ruh insan külliyata şey yapınca değil kelimeyi, harfin yanlışlığını kabul etmiyor. Uyanıklık nispetinde. Zerratı cevelana, mevcudatı seyelana, hayvanatı deverana, seyelana, seyratı deverana, cemede insan, dima. Dima'da zerrelerle yazılan Kur'an'la seyyaratla yazılan Kur'an birbirine eşit. Oraya. Evet. Şimdi 23. defterdeki dima bitirdik. Şimdi 20. defterdeki şeye geçeceğiz. Ne kadar oldu? Ara verelim veya burada bitirelim isterseniz. Yani daha bir saatimiz var öğrene. O zaman
Birazcık. Bir ara verelim. Bir ara verelim, bu deftere geçelim. Tamam, biraz okuyalım. Daha iyi. Evet. Şey yapsın yani. Tamam, bir ara verelim. Peki, tamam. El-Fatih. Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ateşi bulduk. 18. defterdeymiş. Bak şimdi. Ateş, buludet de ateş cinsindendir. Ateş anlayışımızı yıkıyor bu. Buludet yani soğun ileri derecesi. Yani toz haline getirir. Yakıcı oluyor yani değil mi? Yakıcı. Yani vazifeyi yapmamakla yapmak. Vazifeyi yapmamakla yakmak. Bu buludete misaldır. Bu etrafına neşetmiyor. Yani ateş gönderiyor. Ateş bir şey gönderiyor. Ortadan kaldırıyor. Buludet ise onun üzerindekini üstüne alıyor. Mesela hepimiz vardır numunesi. Buzluğa havucu unutsak, çıkartın donsa havuç toz haline geliyor. Donduğu için. Etrafındakileri, yani onu kıyas ediyor şimdi. Etrafındakileri, yani negatiflikleri çekiyor insan. Bazı buz adam. Mesela yılan da öyle. Niye soğuktur? Bizdeki müsbeti çektiği için. Niye bazılarını sevmiyorsun insanları? Senden sömürdüğü için. Bazı insanları niye seviyorsun? Sizi yüklediği için. Vazifeyi yapmayan kafa sizdekini çeker. O zaman sevimsiz olur. Bu tip insanlar etrafındakileri de dondurur. Onları negatif yani tefrit moduna çeker. Bu tür insanlar. İşte zemherir, burudetiyle ihrak eden bir sınıf ateştir der ustad. Vazifeyi yapmamaktan çıkan ateş bu. Bu ateş kendini yakar, ifrat olan ise karşıyı da yakar. Şimdi ben ateş çeşitlerini yapayım. Nemrut'un, niye Nemrut demiş? Ateş, Nemrut'un ateşinin odunları. Nemrut ateş yaktı ya. Odun attı. Şimdi bizim ateş burada. Odunları okuyacağım şimdi. Şaşıracaksınız. Dima'daki ateşi yakan odunlar. Nefret. Affetmemek. Cimrilik. Öfke. Yalan. Gıybet. Kendini değersiz zannetmek, özgüven kaybı, kıskançlık, haset, yeiz, korku, bencil, intikamcı, haramlar, farzları yapmamak, haramları yapmak, farzları yapmamak, hayatını hayatından daha değerli, kıymetli iddialerin gösterememek. Hayatına hayatından daha değerli iddialar, hedefler gösteremem. Çünkü hayatımızdan daha değerli bir şeyimiz yok. Hayatı anlam kılan hayatımızdan daha değerli bir şeyi hayata gaye yaptırmak. Kendini fark edip kendini fark edip tanıyamamak ve tanımlayamamak odun. Bilgiyi netice zannedip ilme dönüştürmemek. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ve onların tefsirlerini bizim ile Allah arasındaki koridor, berzah ve manyetik enerji bağları olduğunu bilmemek. Hayatını disipline etmemek, kuralsız yaşamak. Şimdi ateşin kendisi, bunların yaktığı. Ateş okuyormuş, bu odundu. Burudet, Bert yani, Bert. Nar aşk, külliyata geçen. Beyanat-ı Kur'an'ı ehli dalaletin simağında kulağında kaynayan rasas, kurşun kalay lehim gibi.
dimağında yakan ateş gibi, dimağında yanan zakkum gibi, yüzünde saldıran cehennem gibi, midesinde acı, dikenli darı gibi tesir eder. Kalp ateşi, cemiyetin tahripçi zemini, unutma, nar nuru yakmaz, belki ateş ışığıyla medet verir. Ateşten halk olunan zihayat ve zirulları ve zişuurlara şeriat-ı gare-i Muhammed'in aleyhissalatü vesselam Kur'an-ı Mucizül Beyan'da melaike, can, ruhaniyat der. Zulüm ve kehribar ateşi. Zulüm ateştir. İlmini ve ateş bari zekasını. İlim ve zeka ateştir. Nursuz ateş. Ateş perestlik. Ateş temizleyicidir. Fitne ateşi. Gıybet ateşi. Aşk-ı mecazi. Mecazi aşk ateştir. Bidatlar, dalaletler ateştir. Hüzün engiz halet ve o dehşetli vaziyet ateş oldu. Firak ateştir. Yani gaflet ateş oldu. Diman mertebelerinin bütünlükten ayrılıp tek tek olmaları. Vücudun yaşamak ateşi, firak ateşi, halet-i rühiyeler ateşi, habbe-i kubbe, kubbe-i habbe yapmakta ateşi, Müslümanların birbirinden küsmeleri ateş, şehvet ateşi, fitne-i dini ateşi, şefkat ateşi, hayret ateşi, zulüm ateşleri, cehennem ateşi, isyan ateşi, fitne ateşi, hırs ateşi, kızıl ateşler, nifak ve şikak ateşleri, küfr-ü mutlak ateşi, meşakkat ateşi, dinsizlik ateşi, bela ateşi, teessüf ateşi, zemeril ateşi, zulüm ateşi. Elbisesinden okuyayım. Cehennem ateşinin tesirini men edecek ve eman verecek iman gibi maddi maneviye, İslamiyet gibi zırh olduğu misullü. Hazreti İbrahim cismi gibi gömleğini de yakmadı. Bize giydirilen ruh, akıl, his, şuur ve hayat gibiler vücut libaslarıdırlar. Bunların da yanmaması lazım. Ve ateşe karşı mukavemet haletini vermiştir cümlesi. Bak burada haletini vermiştir diyor. Yani İbrahim'in elbisesini yakmayan imanın verdiği halettir. İman içeridedir, halet onu muhafaza edendir. Bak nereye gideceğiz şimdi. İşte bu işaretin remziyle manen şu ayet diyor ki, ey millet İbrahim, İbrahim vari olunuz. Ta maddi ve manevi gömlekleriniz en büyük düşmanınız olan ateşe hem burada hem orada bir zırh olsun. Ruhunuza imanı giydirip cehennem ateşine karşı zırhınız olduğu gibi. Şu ayet ise ona mukabil bak ne kadar ulvi, latif, güzel, ebede kadar yırtılmayacak, hanifen, müslimen, tezgahında dokunacak bir hülleyi gösteriyor. Hanifen, müslimen, tezgahtır. Tamam, gitti burada. Hanifen, müslimen, tezgahında dokunan bir hülleyi giydiriyor ki, buna Kur'an tezgahında yapılan takvadır diyor. Kur'an tezgahında takvadır. Takva malum vicdanın anası elbası ve ruhun dört unsuru olan irade, zihin, his, latife-i Rabbani, takva bunu cem ediyor. Hanife Müslüman Kur'an tezgahında. Kur'an tezgahında da bunlar oluyor. Bu da bitirdik ve... Abi ateş hayırlı da olabilir, şer de olabilir. Evet. Önemli olan içine atılan odunun cinsi şekli galiba değil mi abi? Yani mesela o halet, onu okumadım uzun olur diye, iman bir halet veriyor. Halet dışarıya çıkıyor. Yani iman göze tesir ediyor bakışına,
kokuya değiştiriyor, konuşmanı değiştiriyor, kokunu değiştiriyor. O iman verdiği haletle sirayet ediyor, buralar ateş alsan yanmıyor. Yani konsantre diyebiliriz belki. Yakmıyor. Bu realitedir. Bu kanun var. İnsan bu halete ulaşırsa gömleği de yanmaz. Dimağına hakim olursa. Dimağına. Dendiği gibi kullanırsa dimağına müthiş bir halet üretir. O halet öyle böyle sarar ki ateş akmaz. Biraz da güçlü olursa Osman'ı da alırım. O da yanmaz. Beni. Yankında olduğu için söyledim. O kadar gücüm yetmedi sana. Bir şey, bir tefekkür var da tam olarak ifade edemeyeceğim. Sizden yardım talep ediyorum. Şimdi ateşin düşmanı sudur. Su ateşi söndürür. Yani İslamiyet'te özdeştirebiliriz bunu. Ama suyun bir sıfatı olan buz, ateş de bu sefer buzun düşmanıdır. Buz ateşe mukavemet gösteremez. Yani buradan şunu demek istiyorum. Yani insan enaniyet varlığıyla eğer İslamiyet'i kabul edip İslamiyet gibi su sıfatında olursa ateş ona tesir edemiyor. Edemez. Evet. Ateşi söndürür. Ama tersi olduğunda su donarsa, yani buz olursa İslamiyet'e uymayınca donuyor. Yani ve şey oluyor. O zaman ateşi söndürür. Kendine varlık rengi veriyor enaniyetine. O zaman ateş onun düşmanı olur ve ateş ona varlık tanımaz yani. Aynen. Eritir gider, yok eder. Yani buz... Uygun mu? Aynen abi, çok harika. İslamiyet zaten Risale'nin de sudur. İban'ın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla, bu diye toplananlar. Evet. İslamiyet sudur. Su olursan ateşi söndürürsün. Söndürürsün. İslamiyet yaşarsın. Evet. İslamiyet'i öğrenip de donarsan, enaniyet, gurur, kibir yaparsan, buz olursan ateşi söndüremezsin. Ateş de seni... Ateş de seni eritir. Su olana kadar yakar seni. Evet. Peki, şimdi dima dölleyen inşa eden... Kelam mı abi? Biz çektik ama burası kelam anlatıyor. Kelam. Kelama mı gireceğiz? Dima dölleyen şey yani. Kelamın altında mı yazıyor okuyacak insan? Kelam başlıyor burası. Kelam. Yani kelam, yani lef-i mahfuz ya. Yok yok, biz takip ediyoruz onun için. Kelam. Ha, doğru, tamam. Buraya okuyoruz. Tamam, doğru yerdeyiz yani. Kelama girdik aslında. Ha, şimdi tamam. Kelam başlığında dima. Hani dölleyen şey. Şimdiye kadar dima tanımak için uğraştık. Şimdi vahiye giriyoruz da. Yani kim dima inşa edip iksirleyip dölleyen kelam. Tamam mı? Muhakemat 89. Ruhlar arasındaki sefiri elçisidir. Kelam. Adeta kopyala yapıştır kadar tesir altına alıp sihirleyendir kelam. İnsanın batınındakileri canlandırıp uyandırandır kelam. Yani dün mesela kelam hakkında bir cümle olmuştu. Alemi gaybı şifreleyip alemi şahadeti hulasa edip insana taşıyandır kelam. Alemi gaybı şifreleyip alemi şahadeti hulasalandırıp insanın dimağına taşıyandır kelam. Muhakemat 89. Şimdi Sair-i Sahir, Şair-i Sahir, yani şiirle sihir yapan şair, şair, emel ve yeisi tetsim etmekle hayatlandırarak, evet bu sihri beyanı bir nevi tembim eder. Yani İnsanı, yani şöyle yapayım, bir şey izah ben yapmadan buradakini okuyayım. Bitti, metni okuyorum bir daha. Metin bitince bitti diyeceğim. 89 muhakemat. Şair-i Sahir,
emel ve yeisi tetsim etmekle hayatlandırarak... Teessim mi? Yani zehirlemek mi? Tetsim. Tetsim. Cisim. Vücuda çıkartıyor. Yani sendeki emelleri, yeisleri ortaya çıkarıyor. Yani şey yapıyor. Şiirle sana sihir yapıyor. Sen de yapınca emeller, yeisler uyanıyor. Ortaya çıkıyor sende. Ya emel çıkıyor ya yeis çıkıyor. Jilet mi? Jilet dağıttırıyor. Başka bir cümle gene 89'da. Evet, bu sihri beyanı bir nevi tenvim eder. Yani beyanda, şiirde, konuşmada, sohbet aslında sihirdir. Menfi veya müspet. Şimdi izahlar. Bitti metin. Değil ölü insanı ruhen tabi. Bak, değil ölü insanı cemadata nefi ruh etmekle bir mukaleme ve bu bir musahabi işlerini atmaktır. Bu da metindi. Şimdi kelamda iki zıt şey beraber bulunabiliyor. Kelamda. Kişinin kendisinin tamam var. Mesela kelam nasıl çıkıyor? Kalpte meyil var. Tamam mı? Vicdana geliyor. Vicdanda his var, zihin var, irade var. Yani o meyil, bir şey anlatma meyli. Bak kelama dönüşmeden, kar topu vadide kütle olmadan o katlana katlana, ağla ağla ağla, renkli kar olur, beyaz olur, sarı olur. Vadiye inene kadar dev olur mu? Kalpte manalar çıktı. Çıplak ve yalın ayak. Sonra latife insaniye girer. Latife insaniyeden aldığını alır. Dimağa geçer. Şey dima diyorum. Vicdana geçer. Vicdandan aldığını alır mı? Mananın içinde alır. Ne yaptı? Kalp. Kalbin bütünlüğü. Latife insaniye. Vicdan. Gitti mi dimağa? Dimağdan itikattan alır. İltizamdan alır. İzandan alır. Tasdikten alır. Taakkuldan alır. Tasavvurdan alır. Taayyülden alır. Aldı mı bunları? Üzerine yükledi. Ne varsa. Sonra R denilen akciğerden sonra bu ses şeyine geliyor. Mahrece. Çok tuhaf değil mi? Bu paket oldu şimdi bak. Hüdavucudu yok bunun. Saydıklarımız ucu yok. Şimdi bunu kartokum. Sana nasıl göndereceğim? Yani mucizeye bakın. 33 şeyden mi geçiyor demiştiniz? Bir evet. Şey vardı. İmbiklerden geçiyor. Bir şey demiştiniz. Yazdım abi, ben. Sır oluyor abi o zaman. Bak şimdi. Kalpte meylettin mi kardeşim? Kalptekileri aldı mı üzerine? Gir latife insani üzerinden aldı mı? Vicdana gir. Oradan da aldı mı? Kar topuyu ekliyorsun. Dimağa gel. 7 mertebeden aldın. Tamam, kar topu oldu mu? Sana nasıl göndereceğim? Söyle bana. Hiç böyle bir konuşmayı duymadın. Bana bir yöntem söyle hadi. Ruhlar arasında... İyi dinleyin. Burası tefekkürü şey. Birinci ders gibi değil. Ruhlar arasında, kalpler arasında, dimalar arasında sefirlik yapan büyük elçi kelamdır. R denilen akciğere geliyor. Hava geliyor. Hava gelince akciğerdeki pis kanı aldı mı akciğer? Tam çıkmadan boğaza geliyor. Boğazda orada ses tellerinde mahreçleri o paket konuyor, mana nasıl giriyorsa orada ne ediliyorsa sese dönüşüyor bu bütünlük. Şöyle diyebilir miyiz? Şu türbün elektrik. Şurası bobin. Bu bobin. Burası disk. Mıknatıs var. Kömür var.
şu. Ortada bir bobin dönüyor. Bunu ha rüzgarla döndürdün bunu, ha suyla. Burada bir şey yok. Dönünce bakır, burada kömür, mıknatıs bakır arasında dönünce şu ara boşluğunda elektrik oluşuyor. Yaratıyor Allah içtikten. Yok ne bak, burası bakır ter, şu bobin. Şurada mıknatıs var. Bakır burada duruyor, hiçbir şey yok. Dönünce bir isim uydurduk, manyetik alan. Yani mıknatısla bobin, bakır tel arasında bir boşluk var, temas yok. Orada korkunç bir manyetik alan oluyor. Enerji daha değil, patlayacak gibi oluyor. Burada bir kablo koyduk. Fazla olanlar binin buraya. Oluşan o enerji, manyetik alan kabloya biniyor. Nasıl biniyor? Kabloya binip çıkıyor, ben de o ampul oluyor, bilgisayarda bilgi oluyor. Görmediğime inanmam diyene katil oluyor. İnşaatta celaskal oluyor, fırında pişiriyor. Buzdolabında soğutuyor, ocakta ısıtıyor. Her şey oluyor. Peki elektrik nedir? Elektrik ne yapıyorsa odur. Ha, elektrik neyse kelam da bu işte. Şimdi elektriğin içinde klimayı çalıştırmak yok mu? Fırını çalıştırmak da var. Yük kaldırmak var. Yazı yazmak var. İlk önce şaşırdınız. Kemal Dimağ'la alakası nedir? Anladın mı? Şimdi bu kelam bir daha ruhundan ruhuna, kalbimden kalbine, dimağımdan dimağıma sefirlik yapan büyük elçi. Büyük elçi ne demek? Suudi Arabistan'ın elçiliği var İstanbul'da. Suudi Arabistan'ın elçiliği dış dünyası, Türkiye kanunları geçer, elçilik içerisinde Suudi Arabistan kanunları geçer. O devletin orası onundur. Buna şey deniliyor, daireleri, o devletin daireleri, müstemlikeleri, küçük yeri. Tamam mı? Bu kelam var ya kelam, sanki Arabistan'ın Türkiye'deki konsolosluğu gibi. Kelam benim konsolosluğum sende. Konsolosluk açıyorum sana. Kelam ruhun. Ben senin ruhuna konsolos, memleketine konsolos açıyorum. İstesen de istemezsen de o gidiyor, oraya yerleşiyor. Yerleşiyor. Peki içinde ne var o pakette? Kalbim var. Kalp değil. Hissim var. Meyillerim var. Fikirlerim var. Hassasiyetlerim var. Cinim var. Psikoloji bozukluğum var. Ondan sonra duygusallık var. Öfkem var. Ahlaksızlığım var. Yani bu kelam bağsız bağ. Kablosuz kablo. Tamam. Yönsüz yok. Yönü yok. Gönderiyorum. Sen de konsolos açıyorum. Ondan sonra diyor ki hiç unutmuyorum. Ne zaman şu olsa aklıma bu geliyor. Ya aklıma oysa orada konsolosluğu açtım ben. Şey desek olur mu abi? Kelam ruhun refrefidir. Kelam. Sıfı değil ki. Bak şöyle diyebilirsin. Ruhum refrefi. Kalbim bura. Kalbim bura. Aklım. Kelam. Dilim kelam. Yok. Hayır. Hayır yanlış. Şeyin ruhun refrefi, aklın bura. Neyse, tamam, onu dedim. Şimdi kelamı görüyor musunuz? Yok, Adem bir vücut gibi. Kelam var mı şu anda, görüyor musunuz? Yok. Gözde görüyor musunuz? Yok. Şeyler, burunla koklayın. Yok. Ama koku da var kelamda. Ben şimdi kokmuş bir etten bahsedeyim. Dil de var. Kelamda dil var. Yapayım. Limon. Ağzım sulandı. Yani onu kelam yükleyebiliyor öyle mi? Tabii. Limon. Dedim. Ne uyandı sende? Konsolosluğum orada vazife yaptı. Ben konuşma anında sana, senin memleketine, devletine konsolosluk açıyorum. Yani kelamla sana taşınıyorum.
kelam onun için sihirdir. Menfi veya müsbet. Ben şu anda sizi sihirliyor. Asay Musa sihirdir. Musa Aleyhisselam'ın sihiridir. Sihirleri yok eden sihirdir. Allah. Kelamın içerisine kelamsızlık da var. Yani bana öyle bir baktı ki ne dedi? Neler dedi ya? Keşke bir, oysa hiçbir şey demedi. Ama keşke bir iki kelime diyor lan. Mahvettin lan bakışı ya. Engelik ilanı gibi bakıyorlar. Pis pis bakma lan diyorsun. Veya şu adamın simasına bak ya diyor. Çok şey söylüyor diyor siması. Uygulayayım mı biraz? FETÖ'nün simasına bakın. İslam siması var. İman siması var mı? Böyle bak. Vampir var ya. Vampir ya. Böyle şöyle gibi yapmış. Tam bir vampir. İnsan kanı emen vampir. Bir kere 300 kişinin katili. Bilinen bu. Emel o verdiği için. 300 kişinin katili. Çünkü dinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nde katiller ayrı, azmettiren ayrı. Bu azmettir. Şimdi bak, kelamı görüyor musun? Şey, sihir gibi. Dima nasıl döllüyor diye anlatmaya çalışıyor. Dimağımla dimağını, kalbimle kalbini, ruhumla ruhumu, aklımla aklını iksirliyor. Kalbimle kalbini mayalıyor. Ruhumla ruhunu, ruhuna taşınıyor. İnşaat yapıyorum, inşa yapıyorum, iyiye yapıyorum, taşınıyor. En kalitelisi taşınmaktır. Bunu kelam yapıyor. Allah ile kul arasındaki bağ, nispet, kelamdır. Peki ben böyle konuşunca taşınıyor muyum? Taşınıyorsun. Vahiy olursa Allah mı taşınıyor? Allah taşınıyor. Allah. Vahiy sureti, şöyle yapayım. Şunu sileyim. Kabul etmeyle o... Ederse tabii. Tayyumla teşebbüs ediyor. Mesela radyo, reyici istasyonu şu anda çalıyorlar mı radyo? Çalıyor. Niye çalmıyor burada? Ya. Televizyon çalıyor mu? Yok. Alet yok. Ha, vahiy yan yapıyor ama. Mesela diyelim ki radyo açsak ne var? Ses. Televizyon açsak? Suret de var. Şu anda vahiy zaten çalışıyor. Allah'ın kelam sıfatı Resulullah zamanında var. Şimdi yok. Nakıs olur. Ama şimdi bir daha söylüyorum. Allah'ın kelam sıfatı yayın yapıyor Resulullah zamanında. Şimdi yapmıyor mu? Nakıs olmaz mı? Peki radyo açtık. Ne gözükür sırf? Ses. Ses. Çanak anteni açtık. Televizyon açtık. Görüntü ses. Ses ve görüntü. Ha, şu anda vahiy tecelli ediyor ama onu, o vahiy mertebesini tutacak aletimiz yok. Biz sesi tutacak aletimiz var. Anten var, çanak anten yok gibi. Vahyin kelam-ı ezeli sureti, vahyin vahyin kanuniyeti, vahyin hakikati, vahyin mahiyeti. Ondan sonrası kendisi. Peki. Söyleyin hadi. Bu kadar dima şey. Söyleyin nedir? Sureti. Musaf. Yani bak. Harika. Bazen öyle bir kafan çalışıp bir şaşırıyorum. Çok harika. Bu nasıl buldu? Harika ya. Harika. Mushaf. Kızdığım zaman kızarım, takdir edeceğim. Bunu takdir edeceğim. Öyle. Musaf. Derin bir nefes aldı şimdi. Vahyin kanuniyeti. Şükür. Nedir? Neresidir? Lef-i mahfuz. Lef-i mahfuz. Bugün ne oldu lan sana? Yürüyelim Arap. Hakikati. Sıfat, tamam. Evet.
Yok, hakikat. Esma. Ağaç diyeceğiz ona. Ağaç azam diyeceğiz. Ağaç. Vahiy mahiyeti. Yani mahiyetini ilme sıfata gitmek lazım değil mi? Bu alem-i şehadetteki. Tabii ben artırırsak şeceri. Bak şimdi. Şeceri hikmette. Alem-i şehadet diyebilirsin şu. Şöyle. Şehadet. Şu kitaplığımızdaki Kur'an surettir. Mahlup tarafı. Suret. Bizde uyandırdığı lef-i mahfuz o zaman. Evet. Şimdi bu neydi dedik? Şu. Hissettiğin ağır. Hissettiğin ağır. Ah, iyiydi. aslında lev-i mahfuzda da kitab-ı mübinindir. Kitab-ı mübin diyor ya, Kur'an kitab-ı mübindir. Senin kitabın aslında. Lev-i mahfuzda kitab-ı mübinindir. Kur'an kitab-ı mübin diye geçmiyor mu? Aynen. Öyle geçiyor. Geçiyor. Bu... Senin kitab-ı mübin. Yani kitab-ı mübinin, imam-ı mübinin demiyor. Senin kitab-ı mübinin. Yani Kur'an'ın olması. Evet. Kur'anlar değişiyor. Gibi olmadı mı? Herkesin evet. Zaten oku kitabı demeyecek. Oku kitabını. Kitabını. Peki bu gördünüz mü şeyi? Bu lef-i mahfuzda. İnsana uygulayalım. İnsana uygula. Şeydir. Ruhundadır, kalbindedir, aklındadır, hayatındadır. Yazalım. Yazayım. Şöyle. Hayatında. Dimandadır. Kalbindedir, ruhundadır. Yani yer olmadığı için, keşke yer olsa da şey yapsaydık, iş yapamadık. Şurayı sileyim, ha yok dursun bu, bu da çünkü çok önemli. Tamam arkadaşlar, şimdi şeceri hikatte bunu cem eden, bak bunu zaten onun için yapacaktık. Bizde nedir? Kelam. Konuşmak. O zaman ezber yapmayalım. Kelam, alemi gaybı şifreleyip, alemi şehadeti hulasalandırıp insana taşıyan, İnsana taşına kelam. Alemi gaybı şifreleyip alemi şehadeti hulasalandırıp insana taşıyandır kelam. Sihirdir kardeşim, sihir. Sihir. Adama öyle bir telkin yapıyorlar ki gidip intihar bombacısı oluyor. Adam bir anlatıyorsun, kendisini aşağı atıyor. Öyle bir sihirdir ki bir anlatıyorum Müslüman oluyor. Bir konuşuyorum dinsiz oluyor. Devam ediyorum. Kelam neymiş? İki zıt şeyi beraber bulundurabilendir. İmanda, küfürde. Mesela bak. Bendeki özellikleri, zıtlar yok mu? Gadab var, muhabbet var, nefret var, merhamet var, şurada var. Yani her şey var. Bir elektrik düşünün. Elektrik de buzdolabı çalıştırıyor, elektrik ocağını da çalıştırıyor. Kelamda muhabbet de var, adavet de var. Akıl da var, his de var. Kalp de var da, ruh da var. Bak, hiçlikte yaratılıyor Mehmet.
Bak düşünebiliyor musun? Bak sen bana şey yardım et. Kalpte mail ettim. Tamam. Latife insaniyeden bir şeyler aldım ona. Kartopu. Ondan sonra dimadan şeye vicdandan aldım. Dimadan aldım. Dimağa girdi. Dimada da boyalandı. Çıktı bu paket. Sana ne satacağım? Hiç olacak şey mi? Burada bir nefes tel var, ses telleri. Mahreç yerine. O paket buraya nasıl geliyor? Buraya alem-i şehadete çıkıyor. Bak. Oraya kadar alem-i gayb. İçeride bu. Alem-i gaybtan şehadete geliyor mahreçlere. Mahreçlere de sesi alıyorum. Çıkarken bu adam buna biniyor. Havaya biniyor. Havaya binen, kelama binen benim. Abi bir dakika. Peki benden çıktı kelam. Siz ilk nasıl karşılıyorsunuz bunu? Kulak. İlk önce çok acayip. Mimiklerine bakıyor insan. Farkında olmadan ilk gözü gözüne bakıyor. Sonra ilk karşılayan dimağdır. Dimağdan önce hiçbir şey karşılamaz. Çünkü vahye muhatap kalp değildir. Benim vahimdir. Aslan ben sana vahy ediyor. Taşınıyorum sana. Vahy ediyorum lan. Ben insi şeytanım Hasan abi. O zaman sizi lümbe-i şeytaniyeden mi sesleniyorum? Sen eğer insi şeytansan o zaman benim lümbe-i şeytanime hitap ediyorsun. Diyorsun direkt mi ediyorsun? Yok dima. Dima gidiyor. Dima da bozulmamışsa eğer bozulmuşsa zaten o giriş kapılar darmadağın olmuş zaten. Biz normal konuşalım. Menfi konuşma şimdi. O devre dişi dima yok artık. Şöyle diyeyim. Ben bir şeytanla konuşmamda dedim ki niye Müslümanlara rahatsızlık veriyorsun? Gitsene kafire vücuduna. Niye Müslümanlar şey yapıyorsun? Sen dedi boş eve direkt eve girer misin dedi kargas eve. Girmem dedim. Onlar dedi insan zannediyorsunuz kafirler dedi bizim hakkıdır. Onlar kargas direkli binaya benzer. Ne oda var ne mutfak var hiçbir şey yok dedi. Müslümanlar ise donanmış ev gibidir. Oralarda olmak bizi zevk veriyor. Cinni şeytan bana dedi. Bu da lezzet alıyor insanlar. Çünkü peki dedim affedersin dediğini söyleyeyim. Dedim ya kafire girsene. Kafirde kimse yok ki dedi kargas evdir özür dilerim affınıza sığınırım. Ağzından girip kıçından çıkıyoruz dedi. Kimse yok dedi. Siz onu insan zannediyorsunuz dedi. İnsan değiller dedi. Bunu cinni şeytan diyor bana. Hayvan mı? Ama inan. Fakat Müslüman diyor donanmış tam teşekkülü şeye benziyordu. Eve benziyor. Oralarda bizim yiyecek buluyoruz, barınak buluyoruz. O oyalanacağımız, bizi meşgul edecek, eğlendirecek şeyler buluyoruz. Dedi. Müslümanları kızdırmak bize eğlence geliyor. Müslüman doludur dedi. İçinde insan var. Öteki kafirin içinde insan değiller. Nasıl değil dedim ceset. Pis pis gülüyor. Ha 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 ha. Ceset deyince insana benziyor dedim. Güldü ancak gülmeyle cevap verdi. Peki. Kardeşim. Şunu diyeyim. Dışarıda farklı bir tane yedi renk var ya. Bak şimdi. Kaç etti? 6 mı? He? Evet. Oh. Abi ters yapman lazım. Boylar da aynı değil ama. Boylar aynı değil. Öyle vurman lazım. Yaparız. Evet. Kelam bu. İçerim de bu. Farklılıklar aynı yerde. Allah da böyle. Esma, Allah tek, esmalar dolu.
Bir kelam söylerim, sen farklı anlarsın, sen farklı anlarsın, sen farklı, sen farklı. Anlamamın sebebi içerisinde farklılıklar burada var. Kelam bir, lafız bir. Burada ne yazdım, Hasan mı yazdım? Allah. Farklılık var mı bu yazıda anlayışta? Yok Allah. Peki, hangi şeye sorayım sana? Mehmet, burada, şurada en çok hangi renk galip? Kırmızı. Kırmızı. Doktorum sen, sence hangisi galip? Mavi galip. Mavi galip. Sen söyle. Kendi abi. Bak herkeste farklı oldu. Şey açıyor olur mu? Bir de. Gel göster. Bunu istiyorsun. Evet. Mesela şunlar resmalar ya. Evet. Şunların hepsi aynı. Bu evet. Vahidiyet. Bunun hepsi vahdaniyet. Tek bir şey yazdı. Vahdaniyet. He. Şu. Şunlar mesela aynı ya hepsi birbirine. He. Bunu vahidiyet bu. He. Bunun hepsi tek bir şey yazdı. Evet, bu ya. Vahdaniyet. Çok çok güzel. Çoğalt artık. Bu ben kelam olarak kullandım bu misali. Ehad, ehadiyet, vahdet, vahdaniyet buradan çıkar. Bak, kelam bu. İçerimde farklılıklar, dışarıda kelam. Bak görüyor musunuz? Şuraya bak. Dışarıda koala konuşuyorum. Görüyor musunuz şunu? Ama tek, sebebi tutan el tek. Tutan el kelam. Tek tuttuğum için farklılıklar tek. Farklı ama aynı şeyi çiziyor. Öne bu kelam. Öne çıkar. Bu kelam kalemler içindeki farklılıklar. Kalp var, ruh var, his var, latife var, dima var, tahayyül var, tasavvur var, tahakkül var, hepsi var. O yüzden mi abi Kur'an-ı Kerim okumak değil de dinlemek farz galiba değil mi? Okumak sünnettir. Dinlemek farz, evet. Öğrenmek farz. Şeyini, ameli ve itikat bilgisini bilmek farz. Yoksa hepsini bilmek farz değil. Abi biz hallederiz onu dersten sonra. Çıkar abi, çıkar. Kolonyayı çıkar abi. Tamam. Kolonyamız yok ki. Alkol giremez. Alkol giremez. Şimdi daha acayip bir gidiyor değil mi şimdi? Kelama gittik mi demak anlayışımız değişecek. Ya veya taşınacak daha acayip. Devam ediyorum. Bir kere kelam kuvve-i hayali canlandırır. Bu canlanması ile tasavvur da canlanıyor. İşlerine ya da adaveti veya muhabbeti atar. Risale'de şöyle geçiyor. Hem de manaları tecessüm ettirir, hayat verir. İçeride ölü olan manalarınıza hayat verir kelam, dışarıdan gelen kelam. İçinde harareti garizi derc eder. Allah vahide aracı olarak vahye en yakın olan kelamı kullandı. Allah kulları arasında ilişkinin en kaliteli sebebi kelamı gördü. Subut-u sıfattan kendisiyle kulları arasında sefirlik yapan, bağ kuran kelam ki vahiy. İlim, irade, kudret, tazammı. Evet. Abim şimdi bütün ilim, irade, kudreti tazammun eden kelam ilahi. Üç tane cem edin. İlim, irade, kudreti tazammun eden. Bunu da söyleyeyim tamam. Ya Ardubleyi ve Ya Sema Yakli'yi. Ey Sema suyunu kes, ey Ar suyunu yut. Derken oluyor, olurken söylüyor. Kelam aynı kudrettir. Kudret aynı kelamdır. Bu aynı kelamdır. Aynı zamanda aynı kudrettir, bu konuşuyor. Onun için kelamı sırf konuşmak zannetmeyin. İlim, irade, kudret var içinde. Yani şu, ilim, irade, kudret. Bu elimde tutan kelam. Çizsem. Yani kelam bu farklılıkları tek yaptırıyor. Bu kelam buna diyor, bunlara diyor ki farklı olun ama aynı yerde olun. Aynı yerde tutuyor. Vahiy ilahi. Kelam ilahi. Bir şey geldi aklıma, sorabilir miyim?
bu ilim irade kudreti kelamıyla bize gönderiyor vahiy olarak. Bize taşınıyor. Bize taşınıyor. Biz onu kabul edersek o bizde uyanıyor. Bizde uyanıyor. Bizde de ilim irade kudreti bunu aktif şey yaptığımız kadar donanımımızı aldığımız kadarıyla biz de ona mı sahip oluyoruz ileride? Evet, senin Kur'an'ın yani, oluyor. Yani biz de ilim kudret yani demek istediğim şu, biz de karşıdakini diretiyoruz. Yok yok. Bu alemi şeyden, şehadetten gittikten sonra o donanım, o yüklendiğimiz şeyle ilim, irade, kudrete biz de mi sahip olacağız? O işte senin kitabın oluyor. Orada. O kitabım olacak. Aynı o senin ses. Külfe yakın mı masar olacak? Evet, o ses. Evet, yani cennette ol dediğin zaman olacak şeyin kalitesi buradaki ilim, irade, kudrete mazhariyetin kadardır. Cennette biz istediğimiz olacak mı? Olacak. İstemediğimiz olmaz. Cennette biz bir şey desek, ver bana ol desek, olmayacak. Onun kalitesini yapan nasıl dinliyor? Bu kelam ile muhatap olup dimağımızı, yani vahye ne kadar muhatap olursak cennette de kün feykün ol deme yetkisi o kadar olacak. O işletim sistemine sahip olacağız. Basit olacak. Tamam. Harika geçti. Diyor söylesin o. Yok, ben Allah söyleyeyim. Resulü de burada diyordu dedim de abi. Ağaca gel diyordu Allah Resulü. Geliyordu dedim de. Ağaca gel diyordu ya. Geliyordu. Cennette olacak dediniz de işte Allah Resulü burada diyordu dedim. Burada yapıyordu. Bizim cennette yapacağımızı Resulullah dünyada yapıyor. Orada ne yapıyor? Ya da peygamberler. Bizim orada yapacağımız burada yapıyorlar. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Allah kelama, vahye ne kadar mazhar olur. Allah bir şey emreder olur mu? Olur. Olma dese olmaz değil mi? Allah gel dese gelir, git dese gelir. Sen bu Allah'a ne kadar iman edersen Allah o imanını donduracak. İmanın miktarı. Cennete sen gittin. Cennettekiler diyeceksin ki varlar gel gelecek. Git diyeceksin gidecek. Allah'ın burada yaptığı ilim, irade, kudretiyle yaptığını sen mazariyetle cennet yapacaksın. Varlıkta yani esas. Mazariyet mazar olduğun için. Ama bu esma. Cenab-ı Hak tabi bunun sıfatı da var, şunatı var. Yani bakın, Cenab-ı Hakk'a iman etmenin oradaki durumuna bak. İman etmek bir şey böyle ben kalim olduğuna iman ettim. Hayır. İman ise seni değiştirip dönüştürendir. Emin olmak o işte. Kaderi iman bu yani. Mesela kaderi, kalemi onayla. Onayladım orada mı? Orada, burada. O hala orada. Ben bunu reddettim veya kabul ettim. Nerede? Orada. Dışarıda. Allah'a kabul ettim veya reddettim. Dışarıda. Değil. Değil mi? Olmaması lazım. Olmaz. Ha, al bu kalem gibi değil. Allah'a onayladım, iman ettim. İmanım gibi boyalandım. Kalemleştik falan diyor. Kalemleştik. O tayin ve teşahhus etti. Öyle zaten. Teayyun ve teşahhus. Efkar ve hissiyatın mecra-i tabisi nazm-ı manidir diyor. Efkar ve kalpteki hislerin mecra-i tabisi yani karşı iki tarafları sihirleyip büyülemek fikriyatınızı hissim hissiyatınızı şey yapmak manalan nazm-ı mani yani bendekileri kopyala yapıştır yapmak kelamdır. Bak bir daha efkar ve hissiyatı mecra-i tabisi nazm-ı manidir. Nazm-ı mani. Manaları dizmek yani şöyle işte bu farklı manaları tek şey olarak tutan şu elime elim kelam bunlar sıfatlar. Kelam. Ama çok tuhaftır. İlim ile meşgul olup kelam ile meşgul olanlar pek yok. Alimler başka onların. Avamdan bahsediyor. Halktan bahsediyor. Halktan da sokaktakilerden bahsetmiyor. Bizim kardeşlerden bahsediyor.
Kelamı zaten basit görüyor. Kelamla hiç duydunuz mu kelam dersi? Çok değil. Yani ancak Kur'an kelamullah'tır. De, lafı o, okurken geçen kelime. Allah'ımıza. İçeriye, şurada mahiyet. Sureti, kanuni. Peki, burada duralım mı ezan okundu? Yani. Peki şöyle diyeyim. Efkar ve hissiyatın mecra-i tabisi nazm-ı manidir. Yani manaya göre sesin kelam olması harflerin dizilmesi demektir. Bir daha. Manaya göre sesin, uslubun harflerin dizilmesi kelamdır. Abi şey kömürle elmasın içindeki maddeler aynı ya. Hani yerleri değiştirince biri elmas oluyor, biri kömür oluyor. Bunun gibi demek. Evet. Kelam zannetmeyin sip ağzından çıkan ses. Mimikler, bakışlar kelamdır. Kelamın mertebesi. En basiti, avamı sestir. Mesela tek bina ayetler de kelam oldu ya. Konuş sessizce konuşursun. Evet. Bu, el, bu yaprak ayettir. Bu konuşmuyor mu? Halen. Lisan-ı hal ile. Lisan-ı kal. Tavren konuşması. Konuşması. Abi burada dönüştürücü nasıl ki Allah lef-i mahfuza geliyor. Orada beşeriyete Kur'an olarak dönüştürülüyor. Burada da dima bütün ruhtan, kalpten, her taraftan gelen hissiyatları dönüştürerek kelama çeviriyor değil mi abi? Evet, mesela Kur'an direkt Allah insana indirebilirdi. Lef-i mahfuza ne indiriyor? Çünkü kelam-ı ilahiye muhatap olacak fıtrat yoktur. Olamaz. Mesela profesör tamamen kendisini ifade etse ilkokul çocukları birinci sınıfa. Ne anlar çocuklar? La teşbih ve la temsil. Allah kelam ilahisi bu değil. Kur'an gibi değil. Kelam ya sıfatı. Oradan kelam iniyor. Ne kadar indi bilmiyoruz ki. Lef-i mahfuza indirildi. Yani bir kelamın, sıfatın kendisi değil. Benim anlattıklarım, anlatmak istediğimin veya tamamen içim ifade edebilir mi kelamım? Ha, sübutu sıfattan olan kelam, ne kadarı nasıl bir şey, formatta, hangi mertebede iniyorsa, lef-i mahfuza indir. Lef-i mahfuza, insanın dimağına dönüştürülüyor. Dima seviyesine. Onun için lef-i mahfuz bir dönüştürüyor. Tamam mı? Ondan sonra insanın dimağına uygun hale geldikten sonra ceberut, cebredici güç, temsilcisi olan Cebrail peygamberimize getirilir. Hasan abi şunu da söyleyeyim. Sadece konuşmak olmadığına delil sahabelerin Resulullah'ın karşısındaki sarhoşlukları belki de. Evet. Evet. 500 bin volt ceyranı eve bağlayabilir misiniz? Kebandan çıkanı. Ne yapıyor? Ara trafolar var değil mi? Lef-i mahfuz ara trafodur. 500 bin volt kelam sıfatından gelen o enerjiyi o sisteme giriyor. Orada dönüştürüyor. Şehir trafolarına giriyor. Mahalle trafolarına dönüştürülüyor. Ondan sonra tabii lef-i mahfuzdan gelen arkadaştan geçiriliyor. Cennet, cehennemden, ağaçtan, lef-i mahfuz, isbattan, alimler. Hepsinden dönüştürülerek bize uygun diye getirip ondan sonra Resulullah söylüyor. Ama bu kelam içerisinde bu ters gitme yolları açıyor demektir. Kelam nereden gelmişse o kelamla oraya gidebilirsin demektir. Yok. Yol kendisidir. Bir daha. Alo. Doktorum buyur abi dedin. Ben Almanya'dayım sen Türkiye'desin. Senin sesin bana geldi mi doktorum? O zaman bana geliyor ki benim sesim de ona gidebilir. Vahiye muhatap olan vahiy kaynağına kadar gidebilir. O vahiyle. Çünkü vahiy koridordur, yol. Çünkü insanda öyle bir şey var ki kelam sıfatı söyleyin nereden geliyor? Zaten. Kelam sıfatın, subuti sıfattan geliyor.
İnsanda öyle özellik var ki subutu sıfatın arkası olan zatı sıfatın, onun da arkası olan şuunat-ı zatiyeden sistemler, özellikler var. İnsan bu kelam sıfatıyla kelamın kaynağına gittiği gibi kelamın arkasına kelamsız gidebilir. Bizim kendimizi tanımamız mümkün olmayacak abi anlaşılan. Kim gidecek oraya kadar? Şey böyle sıkıştıracak mı diyeceğim? Sıkıştıracak değil mi? İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki kelamla kelamın çıktığı kaynağa kadar gidersin. Kelamın çıktığı kaynaktan ben daha arkaya geçtim diyor da kelam söylüyorsa hala kelamdadır diyor. Geçmemiştir. Çünkü orada konuşmak yok. O zaman biz toplanıp susacağız, öyle geçeceğiz. en güçlü ses sessizliktir. Çünkü her şey olabilir sessizlikte ama sesin kendisinde bir şey olmuş. Benim bir derken iki demiyorum. Bak bir, birdir. Ama kaç sayı söyleyecek? 10-15 de diyebilirim bak. Sonsuz. Ama bir deyince iki değildir. Ama söylüyorum sayı, herkesçe sayın farklı. Onun için en güçlü ses sessizliktir. Burada kesiyorum. 5 dediniz bu arada, onu da söyleyeyim dayanamadım. 5 mi dediniz? Ne? Yok, bizlerine geçirdiniz. 15 diyecektik. Abi bu kelamın içinde hani sihir var ya, bu dediğiniz farklılıkların kesiştiği noktaları mı bağlıyor o sihir? Sihir içerideki art niyetim sana taşınıyor. Tamam mı? Mesela biz hala bilmiyoruz biliyor musunuz? Şimdi harama baktığımız zaman o görüntü var ya, görüntü lisan hali ya, onun lisan hali bakma ile koridoruna giriyor. Sihirleniyorsun. Diyorsun ulan bu adam beni çok etkiledi ya. Sihirledi beni ya. Ne demek sihirledi? Tesirinden çıkamıyorsun. Bağ kurdu. Mesela şöyle diyeyim. Çocukla anne öyle bir bağ kurulmuş ki şefkat bağı. Çıkabilir mi onun dışına? Çıksın da göreyim. Kelam da öyle bir insanı bağlıyor ki çıkamıyoruz. Abi derenin kenarına gidiyorsunuz. Akıyor. Ve siz orada konuşuyorsunuz. Yani yaptığınız şey olduğu için söylüyorum. Kelamınızı aktarıyorsunuz. Gidiyorsunuz nereye? Yani suya mı konuşuyorsunuz? Değil ki aslında. Gidiyor. Yalnız gittiğini görmek istediğim için suya bakıyorum. Suya bakmasam da gidiyor. Derede almaya da yorulduğum zaman, muhatap bulamadığım zaman dereye gidiyorum. Dereyle ters yapıyoruz. Dere dinliyor ama gidiyor. Niye gidiyor? Gene konuş. Yer açmak için bana. Sabit göl olsaydı bu kardım konuşmaktan. Aktığı için bana yer açıyor. Sendekini alıp götürüyor abi. Götürüyor. Gitmesi gerekene. Şaka demiyorum inanarak. Böyle suya yükleniyor. Bizi bulamaz. Kelam akmasa suret olmaz o zaman. Suret olmaz. Akmasa. Zaten kainat donuk olsa kelam da. Sessizlik olur. Salman olmaz. Olmaz yani. Peki. Vâhır davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha'tan selâvâ. Olsun.